Saat 8.45 Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Saat 9'a kadar ekonomi gündeminden gelişmeleri aktarıyoruz. 9 itibariyle de günün tüm gelişmeleri bu ekranlarda oluyor. Ekonomide ilk madde İş Bankası hisselerin hazineye devri konusundaki düzenleme meclise gelecek mi gelmeyecek mi? Onun öncesi bir çalışmanın devam ettiğini anlıyoruz. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerin hazineye devredilmesi için bir yasa teklifinin hazırlandığı bilgisi geliyor. AK Parti yönetimi yasa teklifi üzerindeki çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla da hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında bir komisyon kurulmuş ve o komisyonda ilk toplantısını yapmış. Oluşturulan komisyonda Hayati Yazıcı'nın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben'in de yer aldığı bilgisi geliyor. İlk toplantıya Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve bürokratların da katıldığı yine aktarılan bilgiler arasında. Devir süreci ve devir işleminin bankacılık işlemleri üzerindeki olası etkileri de yine dikkate alınacakmış. Bunun kamuoyuna anlatılması süreci de var. CHP hisseleri Atatürk'ün mirası olarak bırakıldığını belirtiyor ve vasiyetle ilgili yasal düzenleme yapılamayacağını savunuyor. İşte bu noktada hukuk ne diyor? Nasıl bir süreç izlenebilir? Hemen çok vakit kaybına gerek yok. Çok fazla beklemeyeceğiz açıklaması yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir düzenlemenin meclise geleceğini anlıyoruz. Onun öncesinde bu bahsettiğim hazırlıkların, toplantıların ve çalışmaların devam ettiğini de söylüyoruz. Bu arada İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'ye gazeteciler tarafından bu konu soruldu. Adnan Bali, İş Bankası hisseleri devri konusunda tartışma Atatürk hisselerini kimin temsil edeceği yönündedir dedi. Yani iş yapış ve yönetim şekliyle doğrudan bu tartışmanın ilgisi yok mesajını verdi. İş Bankası hisselerinin %38,9'u Türkiye İş Bankası mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait. CHP'ye ait hisse oranının da %28,09 civarında, %28,1 civarında olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bizim iş yapış şeklimizle ve yönetim şekliyle bu tartışmaların doğrudan ilgisi yoktur mesajının sorular üzerine bu yanıtı İş Bankası Genel Müdürü konuya ilişkin Adnan Bali verdi. 100 bin sosyal konut için biliyorsunuz 81 ilde çalışmalar başlatılmıştı. TOKİ, Toplu Konut İdaresi 100 bin konut yapacaktı. Ve bunun için de başvuru süreci işte 16 Ocağı kadar sürmüştü. Şimdi kura dönemine, kura aşamasına geçildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100 bin sosyal konuta kimin sahip olacağını belirlemek üzere ilk kura çekimini 24 Şubat'ta İzmir Karabağ projesi için yapacak. Ankara'da projeler için kura çekimleri 6 Mart'ta, İstanbul'da ise en fazla konutun yapılacağı İstanbul'da ise kura 16 Mart'ta çekilecek. Hangi illerde kura ne zaman bunu internet üzerinde öğrenebiliyorsunuz. www.toki.gov.tr adresinde hem kura çekimlerine ilişkin tarihler söz konusu hem de kura bana çıktı mı çıkmadı mı, ev sahibi olacak mıyım olmayacak mıyım yine aynı adresten sorgulayabileceksiniz. Başvurular dediğim gibi 15 Ocak 2020'de sona ermişti. Toplam 1.211.518 başvuru alınmıştı. İşte bu 1 milyonun üzerinde başvurunun 100 bini belli olacak. 100 bin talihli için kura çekimleri de başlayacak. 240 ay vadede aylık ortalama 894 lira taksitle 120 binle 140 binle 240 bin lira arasında değişen fiyatla bu evlerin satışı yapılacak. 100 bin kişiye işte kura süreci de başlamış oldu. Bu arada dün grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Ekonomiye büyük bir parantez açtı ve ne dedi CHP Genel Başkanı? Emekli neden geçinemiyor? 8 milyona yaklaşan işsizlik neden var? Bunları sormak zorundayız dedi. Sarayın gündeminde yoksulluk yok. Halkın yaşadığı Türkiye'de yoksulluk var. Çöpten beslenen on binler var. Hayat pahalılığı bir felaket. Mutfakta yangın var. Mesajını yineledi grup toplantısında. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yine grup toplantısında kürsüdeydi. Akşener parlamenter sisteme geçiş çağrısını yineledi ve parlamenter sisteme geçiş
geçişle birlikte ekonominin iyileşmeye başladığını göreceğiz dedi. Faizler de o zaman düşecek, döviz kurları da o zaman gerileyecek. Yurt dışına kaçan paraların da geri geldiğini göreceğiz bu sisteme geçersek dedi. İktidarın mensuplarının milletin dertlerini görmezden geldiğini, sesine de duymadığı eleştirisini dile getirdi. Karşılaştığımız 3 kişiden biri iş aç diyor, esnaf doğalgaz, elektrik, su diyor mesajını iletti, aktardı İYİ Parti Genel Başkanı. Şehir hastaneleri konusunda da eleştirisi vardı. Hastaneleri kapattınız, şehrin dışına taşıdınız, arabayla bile ancak en kısa mesafe 1 saatte gidiliyor eleştirisine de şehir hastaneleri noktasında dile getirdi. Bir özel okul daha kapandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 yıldır faaliyet gösteren Özel Seyhan Okulları uzun bir süredir öğretmenlere ve diğer görevlilere maaş ödeyemiyordu. Son hacizden sonra durum iyice sarpa sardı. Okulun kurucusu ve sahibi Oktay Seçmen iflas ettiğini ve okulu kapattığını duyurdu. Velilere kısa mesaj atarak çocuklarını başka okullara kayıt yaptırmalarını iletti. Böyle bir tavsiyede bulundu veli. Veliler okul ücretini peşin yatırdıkları için mağduriyetlerini ve tepkilerini dile getirmeye devam ederken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek mağdur velilerle görüştü. Böyle de bir gelişme yaşandı. Özel okullara dair tartışmalar devam ederken işte Adana'dan bir özel okula daha ilişkin kapandı haberini almış durumdayız. 30 yıllık bir özel okuldan bahsediyoruz. Bu arada Volkswagen yatırım yapacak mı yapmayacak mı hala yanıt bulunamadı. Şubat ayında bir açıklama gelir diye bekleniyordu ama anladığımız üzere o açıklama biraz daha ertelendi. Manisa'da 1 milyarlık bir şirket kurmuştu Volkswagen. Türkiye'de yatırım için kolları sıvamıştı. Hatta mesajın da bu yatırım kararının da yakın zamanda açıklanması bekleniyordu ama sonra ne olduysa işte jeopolitik gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, Barış Pınarı harekatı bir durdu Volkswagen. Sonra Şubat ayında bir açıklama yaparız denmişti ama Volkswagen yönetimi Reuters'a yaptığı açıklamada daha 2020 yılının ortasına kadar vaktimiz var dedi. Yani ilk yarıya kadar, Haziran'a kadar uzanan bir süreçte Volkswagen bu açıklamayı yapabilir. Biraz daha ertelemiş görünüyor kararını. Mahkemeden ucuz ekmek kararı, arkadaşlarımız aktarıyor bu haberi, biz de bir özetleyelim. 1 liralık ekmeği 70 kuruşa sattı. Mahkeme fırıncı hakkında haksız rekabete yol açıyorsunuz kararını verdi. O karar İstinaf Mahkemesi'nde de onaylandı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği fırına 1 liradan satış yapması için baskı uygulamış. Ama 70 kuruşa ekmek satışı devam edince dava açmıştı haksız rekabet gerekçesiyle. Bu davanın sonucunda da ekmeğin maliyeti 80 kuruşun üzerinde, 1 liranın altına ekmek satışı olmaz kararı çıkmış oldu. 2000 posta güvercini aynı anda uçuruldu. Görüntüler de çok güzel. Havada kalma süreleri ve şehirler arası uçabilmeleri büyük hünerleri posta kuşlarının. Haberleşmede kullanılıyorlardı biliyorsunuz. Ama sevenleri hala onlara bakıyor. Tarihi misyonlarını bugün de bu görüntülerle sürdürüyorlar. Kahramanmaraş'ta hobi amaçlı posta güvercini yetiştirenler bir araya geldi ve o kuşları toplu halde uçurdular. Bir de yarışmaları da var. 100 liraya satılan güvercin de varmış, 50 bin liraya satılan da. Dolayısıyla yansıyan bu görüntüler posta güvercinlerini ve geçmişi bize hatırlattı. Bu arada çevre önemli, denizler önemli. Denizi kirleten gemilere de para cezası geliyor. Bir örnek, İzmit Körfezi'nin temiz tutulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından denetimler aralıksız devam ediyor. Hatta deniz kontrol uçağı da sürekli havada ve denetimde. İşte bu noktada Panama bayraklı bir gemi denize akıt bırakıyor, atık bırakıyor. Dolayısıyla bu tespit ediliyor uçak tarafından. Ve ne kadar para cezası geliyor biliyor musunuz? Panama bandralı Biskra adlı gemiye balast döktüğü için, kirli balast döktüğü için denize 635.614 lira para cezası anında kesiliyor. Dolayısıyla denizi kirletmeyin. Kontrollerimiz ve denetimlerimiz devam ediyor. En ağır cezayı veririz de bir uygulama.
Şimdi piyasaların gündeminde bugün ne var? Merkez Bankası var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu başladı dün toplantısına. Bugün de saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Şimdi Merkez Bankası faizleri %11,25'e kadar çekmişti. Daha sonra da yapılan toplantılarda ilk enflasyon raporunda ölçülü faiz indirimlerine devam edeceğiz mesajını vermişti Merkez Bankası. Şimdi bu ölçülü faiz indirimlerinde acaba bugün Merkez Bankası nasıl bir indirim kararı verecek ya da verecek mi? Genel beklenti piyasalar açısından yarım puanlık bir faiz indirimine Merkez Bankası'nın gideceği yönünde. Ancak şöyle bir bakıldığında yarım puan diyen var, çeyrek puan diyen var, %0,75 diyen var, 1 puan indirir diyen var. Dolayısıyla beklentiler hayli karışık ama ağırlıklı beklentinin yarım puan olduğunu, yarım puanlık indirim olduğunu ve Merkez Bankası'nın faizleri %11,75'e doğru çekebileceğini söyleyelim. Genel beklentinin bu yönde olduğunu aktaralım. Saat 14'te Merkez Bankası'nın vereceği karar, açıklama ve mesajlar piyasalar için bugün ana manşet, ana gündem. Bu arada koronavirüsünün yarattığı etkiler tartışılmaya devam ederken ardı ardına açıklamalar da geliyor. Önce 24 saatte bir biliyorsunuz veriler, bilgiler güncelleniyor. Son olarak acaba koronavirüsünün hayatını kaybedenlerin sayısı ne olmuş? 2000 ölen sayısı 2010 kişiye yükselmiş. Vaka sayısı da 75 bin kişiyi aşmış durumda. Dolayısıyla virüs kapan ama bunu atlatan da var. İşte hayatını kaybeden ve bu 75 bin kişi arasında durumu çok ağır olanlar da var. Aynı zamanda şirketler de, Çin'de üretim yapan şirketler de süreci takip ediyorlar. Apple koronavirüs salgınından dolayı üretimin yavaşladığını, Çin'deki talebin zayıfladığını ve Mart'taki çeyrek bilançolarda hedefi tutturamayacaklarını açıkladı. Apple hisselere hızlı bir düşüş gösterdi. Apple'ın açıklaması yeniden küresel piyasalarda virüs endişesini arttırdı. Dolayısıyla bir yandan ölüm sayısı 24 saatte bir güncellenen veriler, uyarılar, bir yandan da Çin'de üretim yapan şirketlerin durumu gündemde. Şimdi acaba bu gündeme eşliğinde bir de bu piyasanın gündemine jeopolitik riskleri aktaralım. Moskova'da devam eden görüşmeler yakından takip ediliyor. Bir yandan Şubat ayına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi mutabakatı uygulanmaz ve gözlem noktalarından geri çekilmezse rejim gereğini yaparız açıklaması var. Bu noktada gelişmeler Libya'daki süreçte piyasaların gündeminde. Borsa 120 binin hemen altında 119.574 puan seviyesine geriledi. Dolar dün itibariyle 6.07-6.06 seviyelerine kadar yeniden yükselişte. Euro TL 6.54 seviyesinde. Euro dolar paritesine bakıldığında doların uluslararası piyasalarda güçlü olması da yine içeride doları etkiliyor. Faiz %11,2'lerde 2 yıllık gösterge tahvilde. Orada bir yükseliş var. %9'ları görmüştü. Yeniden bir yükselişe geçti. Altın onsu bugünün manşet rakamı, bugünün en çarpıcı rakamı altında. Altının onsunda hızlı bir yükselişle 1600 dolar aşılmış durumda. 2020'ye hızlı başladı. 1580 bandını böyle seviyesini aşamıyordu ama kırdı. 1603 dolara yükseldi. Petrol fiyatları da yine emtialarda bir yükseliş var. 58 dolarda 55 dolara kadar inmişti. Hatta 54 dolara görmüştük. Oradan biraz yükseldi. OPEC'in üretim kısmı haberleri ve adımları da var tabii. Ve gram altın içeride bir rekoru işaret ediyor. Gram altın 310 liradan satılıyor. Eğer çeyrek altın almak isterseniz bugün 508 lira, yarım altın almak isterseniz 1016 lira ve cumhuriyet altını almak isterseniz 2091 lira ödeyeceksiniz. Bizde hem dolar yüksek hem de altının onsu yükselince 310 lirayı aşan gram altın seviyesiyle karşılaşmış durumdayız. Ve Bitcoin'e bakıldığında altınla beraber yükseliş yarışı yapıyorlar. %3,54'lük bir yükselişle yeniden 61.467 seviyesinde. Bitcoin'i merak edenler için altınla beraber Bitcoin'de de yükseliş sürüyor. Ekonomi cephesinden, verilerden, gündemden yansımalar böyle. Devam ediyor para gündem tüm gelişmelerle. Saat 9 para gündem devam ediyor dedim. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir de Ankara'da hazır. Günaydın. Günaydın Ebru. Biz dün kapatırken
Hem Gezi davası, acaba bugün karar ne olacak diye sormuştuk. Hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından hemen oradan mesajı aldın. İyi halde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar. İçeride dış etkilere karşı partiler güçlü olmalı mesajıyla günü bitirdik. Sonra bu tartışma, açıklamalar devam etti. Hem Gezi davasının sonucu, tahliye kararları, Osman Kavala için de tahliye ama aynı gün 15 Temmuz davasından gözaltı ve bugün acaba süreç nasıl işleyecek beklentisi. İki kararı da Osman Kavala için aynı anda gördük. Gezi davasında tahliyeleri gördük, kararları izledik ve yine siyasi tartışmalarda darbe girişimi iddiaları. Yine bu tartışmalar FETÖ'nün siyasi ayağı noktasında kim geçmişte ne yaptı tartışmalarının devam ettiğini izliyoruz. Ve tabi Moskova'dan sonuç çıkmayınca gözler Suriye'de. Ebru, müthiş bir özet yaptın. Sağ ol. Bunların üstüne ben ne söyleyeyim bilmiyorum. Gerçekten harika. Onu söyleyeyim, Sayın bunu söyleyeyim derken uzuyor Sayın yani. Devlet Bahçeli. Sana hak veriyorum bazen. Evet, dünkü değerlendirmeli. Ya öyle bir gündem var ki değil mi? Birini konuşurken başka bir gündeme geçiyoruz. Aynen. Evet. Ama Allah'tan gelişmeleri çok yakından ve derinlemesine takip ediyoruz. Neyin ne olduğunu çok iyi bildiğimizi düşünüyorum. İnşallah izleyicilerimize de bunu aktarıyoruzdur. Evet, önemli gelişmeler oluyor Ebru. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü toplumsal unutma ya da dondurma, hafızayı bir süre bekletme konusundaki çıkışı, değerlendirmeleri bence çok önemliydi. Hem iç siyasette yeni partilerin kuruluşu, hem işte hukuktaki kararlar ki bu Osman Kavala kararı, hani çok farklı tartışmalar içindeyiz ama yargıda dikkat ettiysen son dönemde böyle farklı kararlar çıkabiliyor. Şimdi ortada bir suç var, bir konu var, bir dava var. Ve burada hukuk devletinde bu tür kararlarda, bu tür davalarda siz kararın öngörülebilir olmasını umut edersiniz. Yani bir sanığın, eğer çok olağanüstü bir şey yoksa, Amerikan sistemi değil çünkü buradaki sistem, hukuk sistemi, Anglo-Sakson sistemi değil. Bir kararın az çok öngörülebilir olduğunu düşünürsünüz ve bir suça verilecek ceza bellidir. Ama önce mahkeme beraat kararı veriyor, tahliye kararı veriyor, ardından İtiraz ediyor biliyorsunuz, başsavcılık itiraz etti buna. Hem Gezi davasına verilen karara istinafa gerekçeli karar yazıldıktan sonra itiraz edecek. Hem de başka bir davadan, 15 Temmuz soruşturmasından tutuklama, gözaltı talep etti. Şimdi hangi karara bakacağız? Yani hangi karar sağlıklı? Yani ceza almasını bekleyenler bu tahliye kararıyla şaşırmıştır. Beraat kararıyla. Beraat tahliye de değil. Hem tahliye hem beraat. Ceza almamasını isteyenler bekleniyor sonra yapılan muydu itiraza böyle? Evet, ne diyecek? Bir şaşkınlık yarattı ilk karar. Hayır. Beklenmiyordu. Şöyle Ebru, ben hukuken yani içerikle ilgili bir tartışma yapmıyorum. Yani içeriye bir şey demiyorum ama bir konuda, bir mahkemede öngörülebilir olur bazı suçlar. Yani dersiniz ki bu suçun cezası 10 yıldır örneğin. Yani mahkeme 9 yıl, 9,5 yıl verir ya da alt sınırdan verir ya da 10 yılı biraz aşan bir ceza verir. Ama siz bunu öngörebilirsiniz. Ama maalesef Türkiye'de bu ve benzeri kararlarda daha önce de oldu. Yine Selahattin Demirtaş değil mi? Örneğinde gördük. Tahliye kararı, ardından başka bir karar. Ondan sonra Metin İyidil olayında değil mi bunu gördük? Aynen. Beraat, tahliye, sonra istinafa başvuru, benzer bir süreç işledi. Yani o zaman insanlar şunu düşünüyor. Ya mahkemeler neye göre karar veriyor diye düşünüyor. Ben mahkemeleri suçlamak için söylemiyorum ama bir problem var belki hukukun. Sonuçta yasalar ortada, yasalar belli. Bu yasalara göre karar verilecek. Deliller toplandı, savunma makamı, iddia makamı tezlerini ortaya koydu. Bir öngörülemezlik var ve bu sıkıntı, işte yargı reformu bunun için önemli ama bana sorarsan bu reformla da çözülecek bir mesele değil. Burada başka bir süreç işliyor benim anladığım. Bu da vatandaşı, toplumu genelini rahatsız ediyor Ebru. Evet.
Kavala davasına ilişkin çok yazıldı, çizildi. Oradaki itirazlar sürece ilişkin yine aktarılan değerlendirmeler vardı. Bu karar şaşırttı ama sonrasında tekrar gözaltı kararı, tahliyeler. Bütün bunları hani bir geçmişten bu yana, bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararı vardı biliyorsunuz. Osman Kavala'ya ilişkin, o davaya ilişkin. Bütün bunları değerlendirir, diğer tartışmalara bakarız ama doğru, hangi karara nasıl bakacağız? Önemli bir soru. Peki bu soruyu da gündeme alarak genel bir özet yapayım ben, sırayı bozmayayım. Ardından yorumlara geçelim. Biz de gündem başlıklarını aktarırken dün gelen karara ilişkin detayları verelim. İş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında olduğu, biri tutuklu, 7'si firari, 16 sanığın yargılandığı Gezi davasında biraz önce aktardığımız üzere karar çıktı. 9 sanık tüm suçlardan beraat etti. Dosyaları ayrılan 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırıldı. İfadelerin alınması için ayrı ayrı yakalama emri çıkartılmasına hükmedildi. Tek tutuklu sanık olan Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı aldığı haberi geldi. Bu nedenle Kavala tahliye edilmedi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Tek tutuklu sanık Osman Kavala'ydı. Onun da tahliyesi bekleniyordu. Diğer sanıklar da tutuksuz yargılanıyordu. Onlara da beraat verildi. Ancak 15 Temmuz davasına ilişkin bir gözaltı kararı nedeniyle Osman Kavala tahliye edilmedi. İki ayrı karar Osman Kavala için dün itibariyle gelmiş oldu. Süreç böyle, yorumlarını alacağız. Gezi davasından çıkan beraat kararı meclis gündemine de geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yargı kararına saygı duyduklarını söyledi. Gezi olaylarını ise vandalizm olarak niteledi. Bu sözler üzerine Muş ile CHP'li Engin Altay arasında tartışma başladı. Muş, oradaki eşkıyalıktır. Mahkeme böyle suç yok demiyor. Somut delil bulunmadığından dolayı beraat kararı verilmiştir diyor. CHP'li Altay ise benim katılmaktan onur duyduğum eyleme eşkıyalık dedi. Gezi'ye eşkıyalık demek, 30 milyona eşkıyalık yaptınız demektir ifadelerini kullandı. Dolayısıyla mecliste bu karar ve sonrasındaki tartışmalar da böyle kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Abdullah Gül'ün tercihim tam demokratik parlamenter sistem sözleriyle ilgili konuştu. Bizim gündemimizde sistem değişikliği yok dedi. İbrahim Kalın'ın gündeminde Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olabilir iddiaları da vardı. Kalın, darbe olacak, darbe gelecek türü söylemler geldiğinde kaynağına bakmak lazım. Kimler ne şekilde yönlendiriyor, buna bakılmalı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da yine hatırlattı İbrahim Kalın. Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi. En az 9 sivil de yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü. Ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor. Türkiye ve Rusya İdlib'deki son durumu görüşmek için dün ikinci kez bir araya geldi. Ancak o görüşmelerden sonuç çıkmadı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Moskova'da yapılan toplantılarda, iki gündür devam eden toplantılarda bir sonuç alınamadığını bizzat Kalın söyledi. Bize sunulan harita ve kağıdı kabul etmedik dedi Kalın. Bir kez daha Soçi mutabakatından geri adım olmayacağını belirtti. Heyetler İdlib için üçüncü kez bir araya gelecek ve buluşmanın adresi bu kez Ankara olacak. O harita M4-M5 karayolundan Türkiye'nin yani gözlem noktalarının yerinin değiştirilmesi, o noktalardan çekilmesi şeklinde zaten belirtiliyordu. Sunulan haritayı, o kağıdı kabul etmedik diyor İbrahim Kalın. ABD Başkanı Trump, İdlib'de yaşanan gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleşti. Trump, güçlü ve sert bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan'la iyi ilişkisi olduğunu söyledi. İdlib konusunda Amerika ile Türkiye'nin yakın çalıştığını belirtti Trump. Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz ifadesini kullandı o görüşmenin detaylarını aktarırken.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, bu da önemli bir gelişme, ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu. Neden? Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılardan birkaç saat sonra bu açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun Cenevre'de başlayacağını duyurmuştu. Biliyorsunuz Cenevre'de görüşme trafiği başladı. Heyetler oluşturuldu. Hafter Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden 5'er kişilik heyet bu görüşmeyi ve kalıcı ateşkes sürecine dönük sürece ilişkin görüşmelerde bulunuyordu. Hatta olumluya gittiğine dair bilgiler de vardı. Ancak Trablus Limanı'na yapılan bu saldırı sonrası ateşkesin askıya alındığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından dünyaya duyuruldu. Dolayısıyla bütün bu gelişmeleri biz de yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Şimdi bugün manşetlerden biri tabii ki Suriye. İdlib'de yaşananlar, gelişmeler, Türkiye'nin sevkiyatı devam ediyor. Moskova'dan bir çözüm çıkmadı. Üçüncü görüşme yine Ankara'da yapılacak. Rusya ateşkese, mutabakata sadığız açıklamalarını bir yandan yaparken, bir yandan rejimin ilerleyişi devam ediyor. Bir yandan da İdlib'de 6 günde 148 bin sivilin göçüyle Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısının 1 milyon 942 bin kişiye ulaştığı belirtiliyor. İşte 2 milyon kişi sınırdayken son durumu, gelişmeleri Veysi İpek bize özetleyecek. Ardından bu kez yalnız sınırın Suriye tarafında Veysi tam da gelişmelerin merkezinde daha detaylı bilgileri, yorumları alacağız bu sabah itibariyle Veysi. Ebru Baki, Halep'in batısında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rejim güçleri topçu atışlarıyla o bölgeleri bombalıyor, kırsal alanları bombalıyor. Özellikle sivillerin bulunduğu noktalar hedef alınıyor. Yine kırsal alanda önceki gün iki hastane hedef alınmıştı. Sınırımıza yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan Dana kasabası da hedeflerden biriydi ki bu Dana kasabasının dağın hemen eteklerinde kurulan çadır kentler vardı. İşte o çadır kentler de hedef oldu. Ölenler ve yaralılar onlar olduğunda belirtelim. Tabii rejim güçleri Rusya destekli. Rejim güçleri bir tarafa yükleniyorlar. Bir noktaya odaklanıyor ve daha sonra da önce topçu atışları, daha sonra da silahlı güçlerle o bölgeyi almaya çalışıyorlar. Yine Tel Rifat'la İdlib arasındaki bölgede önceki gün başlayan şiddetli çatışmalarda dün akşam saatlerinde çok kritik noktalardan dört noktayı ele geçirdi. Rejim güçleri bunlar. Akil, ki önceki yayınlarımızda anlatıyorduk bunları, yine o bölgenin en önemli noktalarından biri Kaptan Cebel kırsalıydı. O bölgeyi ele geçirdi. Tabii bir taraftan Suriye Milli Ordusu aslında unsurları o bölgede konuşlanmış durumdaydı. Onlar da hazırlıklar yaptığını söyleyelim yeniden. O kritik noktaları ele geçirmek için hazırlıklar yaptığı yönünde ciddi anlamda bilgiler var. Bu yol üzerinde bulunan 216 nolu karayolu da Tel Rifat'ta Halep'e açılan karayoluydu. Rejim güçleri bu noktaları ele geçirmekle birlikte bu karayolun kontrolünü de ele geçirdiğini söyleyelim. M5 karayolunu zaten tamamını ele geçirmişti. M4 karayolu üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri yer yer kontrol noktaları oluşturdu ve bu kontrol noktalarının geçmeye çalışan rejim unsurlarının mevzileri obüs topçularıyla vurulmaya devam ediliyor. Yine Selmin kasabası uçaklar tarafından vuruldu. Rus uçakları tarafından vuruldu. Hatta bir kasabasında da şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Tabi siviller çok önemli. Asıl en önemlisi bu 2 milyona yaklaşan sivilleri de sınırı hattımızda şu an itibariyle çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Sivil toplum örgütleri, Kızılay, AFAD, Türkiye, Birleşmiş Milletler bu bölgeye yardımlar götürüyor. Ancak dediğim gibi çok sayıda göç olduğu için de zaman zaman onlara ulaşmak noktasında da zorluklar yaşandığını belirtelim. Gelişmeler oldukça burada kameraman arkadaşım Deniz Pirinçli ile birlikte detayları sizlere paylaşmaya devam ettireceğiz. Ebru Baki. Veysi, teşekkür ederiz. Biraz önce de aktardık. İdlib'de saldırılar devam ediyor. Bir yandan sevkiyat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyatı sürüyor. Rejim Halep ve İdlib'e doğru, Halep'in kırsal kesimine doğru ve İdlib'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Moskova'da görüşmeler devam ediyor ve bir yandan da sınıra doğru göç dalgası artıyor. Ve son gelişmeleri bu bağlamda Veysi İpek bizlere aktardı. Gezi davasına ilişkin karar biraz önce aktardık. Biri tutuklu, 7 firari, 16 sanığın yargılandığı davada dün karar çıktı. 9 sanık tüm suçlardan beraat etti.
Tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi. Ancak tahliye beklenirken bu sefer 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı gözaltı kararı çıktı. Buna ilişkin bir davadan dolayı gözaltı kararı çıktı. Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bugün itibariyle neler bekleniyor? Arzu Kaya bizlere aktaracak son durumu. Arzu, dinliyoruz. Ebru Baki, Osman Kavala'nın tahliye kararı verildi ama tahliyesi gerçekleşmedi çünkü hakkında bir gözaltı kararı verildi. Biz de kameraman arkadaşım Hasan Dönmez'le beraber gelişmeyi takip ediyoruz. Nereden takip ediyoruz? Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, çünkü Osman Kavala'nın burada işlemleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı Osman Kavala. Aslında tahliyesini bekliyoruz demiştik çünkü yargılandığı Gezi davasında tek tutuklu sanık Osman Kavala'ydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyordu savcılık. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan. Ancak 2 yıl 3 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili dün karar verildi. Dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi davasına verdiği kararında Osman Kavala'nın hem beraatına hem de tahliyesine hükmetti. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Osman Kavala'nın tahliye kararının ardından gözler Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na çevrildi. Kendisi orada tutuklu bulunuyordu 2 yıl 3 aydır. Ailesi ve sevenleri de oraya toplandı mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından. Ve tahliye kararının ardından da aslında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na bir müzekkere yazdı. Neydi o müzekkere? Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesine karar verilmesini talep etti. Ancak bunun ardından iki sıcak gelişme yaşandı. Bunların ilkiyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına ve beraat kararına verilen mahkemeden çıkan karara itiraz edileceğini söyledi. Süre tutum dilekçesi verileceğini belirtti gerekçeli kararın yazımının ardından. Bu da şu demek oluyor. Aslında gerekçeli karar çıktıktan sonra bu beraat kararına itiraz edeceğini söyledi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Ardından tekrar gözler yine aynı noktaya çevrildi ve bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hakkında Osman Kavala'nın bir soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında da anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan gözaltına alındığı bildirildi ve gözaltı işleminin ardından da Osman Kavala şu anda bulunduğumuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve bugün ne olacak sorusuna gelindiğinde bugün emniyeti aslında bir ifade alınma işleminin gerçekleşeceğini biliyorduk, ancak burada ifadesinin alınmayıp direkt adliyeye sevk edilip adliyede ifade alınması bekleniyor ve Osman Kavala ile ilgili gelişmeleri gün boyunca aktarmaya sürdüreceğiz Ebru Baki. Arzu Kaya, teşekkür ediyoruz. Adliyeye sevki bekleniyor derken ondan sonraki gelişmeler acaba ne olabilir, soracağız. İletişim uzmanı yazar Ali Saydan bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar. Evet, Ankara'da gazeteci yazar Fikret Bila var. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İyi, günaydın, iyi yayınlar Ebru. Teşekkürler. Uzun zamandır görmüyordum. Özlemişim sizi. Hoş geldiniz tekrar. Evet, ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir ile birlikte konuklarımızı ağırlayacağız. Biz Gezi davasına ilişkin kararı biraz Bülent'in de yorumlarıyla aktardık. İki ayrı karar çıktı bir günde. Osman Kavala, tek tutuklu sanık zaten Osman Kavala'ydı. Şimdi adliyeye sevk edilmesi ve ifadesinin orada alınması bekleniyor. Hemen bu süreçte neler yaşanabilir yorumlarınızı alayım. Bir tahliye gelir mi? Yoksa yeniden tutukluluk hali devam eder mi? Geçmişteki tartışmalar, işte iddianamesiz süreç, tanıkların ifadeleri, hangi tanıkların seçildiği, işte Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeledi, daha sonra hatta tutuklandığı polisin de ifadesinin alındığı mağdur sıfatıyla, böyle birçok gelişmenin yaşandığı bir dava olduğu, eleştirilerin olduğu bir süreçti. Dün itibariyle karar, iki ayrı karar. Bugün ne olur, bundan sonra ne olur? Kısa bir yorumunuzu alarak devam edeyim ya da öyle başlayayım. Ali Saydam. Evet, teşekkür ederim. Beklemiyordum. Ya, beklemiyordum. Hayır, ben Fikret Bey'le uzun zamandır görüşmemiş olduğum için. Sağ gösterip sol vur derim. Önceliği ona vereceğinizi tahmin ettim ama. Size vereyim dedim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bu bir iletişim savaşları haline gelmiş vaziyette. Osman Kavala durumu bir hukuki süreç dışında bir... başka türlü bir algı üzerinden tartışılıyor. Uluslararası boyutta da
sahip çıkılıyor. Sayın Kavala. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını dışarıda görüyorsunuz. Sadece onlar değil. Avrupa'daki siyasi partiler. Tabii. Şimdi burada adaletin işleyişinin bir kısmına saygı duyup öteki kısmına saygı duymamak olmaz. Yani nasıl diğerlerine beraat verilmişse burada da diyelim tutuksuz yargılanmasına karar veriliyor değil mi Gezi davasında? Sonra da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir gözaltına alınıyor. Yok, tamamen oradan tahliye kararı veriliyor. Tamam. Yani bütün sanıklara beraat kararı çıkıyor. Bir ara, tek tutuklu Osman Kavala'ydı. Hayır, Osman Kavala'yla ilgili de ben tam şey yapamadım. Dün akşam haberlerin bazılarında Osman Kavala'ya da beraat verildiğine dair bir haber vardı. Beraat. Beraat ve tahliye işte. Değil mi? Beraat. Evet. Doğru. Değil mi? Bir cümleyle anlatayım mı? Şöyle. Gezi davasında Osman Kavala da dahil 9 sanığa beraat ve tahliye. Tamam. Osman Kavala tutuklu olduğu için aynı zamanda tahliye. Tamam. Ama başsavcılık buna itiraz edecek. Niye? Gerekçeli karar çıktıktan sonra istinaf yolu açık çünkü bu kararın. İstinaf mahkemesinde itirazda bulunacak. Yani temyiz edecek bu şeyi. O başka ama yani. Adıyla istinaf mahkemesi. Bülent. Bir de tabii 15 Temmuz davasından dolayı yani bir şeyle gerekçeli karar çıkmadan ve tahliye olduğu için herhangi bir nedenle gözaltına alamıyorsunuz. Başka 15 bir Temmuz davası nedeniyle, soruşturması nedeniyle gözaltı kararı verildi. Evet. Yani tahliye olmasın diye. Kararı anlattım ben tahliye, teknik olarak. Aman tahliye olmasın diye kısmı yorum olur. Yani ya işte tahliye edilmesin gözaltına alalım diye. Tahliye daha edilmesin gözaltına. Tamam. Peki. Yani o yorum olur artık. O çünkü. Tamam. Tamam Ali abi. Ben oraya girmeyeyim. Sen girebilirsin ama ben girmeyeyim tamam. Bülent. Yani o aman tahliye edilmesin de bunu bir şekilde içeride tutalım. Nasıl yapalım? O yüzden de bir 15 Temmuz şeyi takalım, soruşturması ekleyelim. Şey olur, yok, yorum olur. Oysa o kadar, o da çok mevcut bilgi, oldu. Yani adalet sisteminin işleyişine 9 tane sanığa beraat verilmesi ve tahliye verilmesi kararının nasıl saygıyla karşılanıyorsa, ötekinin de savcılığın 15 Temmuz'la ilgili bir soruşturma açmasında aynı duyguyla karşılamak lazım. Fakat İşin adalet boyutunun dışında hem uluslararası boyutta tabii onunla birlikte Türkiye'de de Kavala konusunda bir ciddi konu yönetimi dediğimiz iletişimde bir konu yönetimi yapıldı uzunca bir süredir. Bu nedenle burada dikkat edilmesi gereken hususlar var tabii. Yani Türkiye'nin genel itibarıyla ilgili itibarını zedeleyecek ve de kafalarda soru işareti bırakacak işte Bülent'in ifadesi gibi aman bırakmayalım tutukluluk halini devam ettirelim gibi bir de tutukluluk başlı başına bir cezaya dönüştü eleştirileri işte 16 tabii. Ay iddianama yani, almadan tutuklu kaldı tartışmaları bunun yurt dışına yansıması mesela bunları kastediyorsunuz. Evet bravo ama bunların yarattığı tartışmalar her ne kadar bunların açıklamaları varsa da dava sayısının fazlalığı, soruşturmanın fazlalığı, bu nedenle tutukluluk süresinin uzaması falan ama genel olarak tutukluluk süresi işte hükümet de bu konuda rahatsız. Türkiye'nin adalet sistemiyle ilgili genel ülke içinde ve ülke dışında oluşan kanaatle de ilgili problem var. O yüzden dikkat etmek gerektiği düşüncesindeyim. Yani bu tür algıların oluşmasını engellemek lazım. Yani şeyi alkışlayıp 9 kişinin beraat tamam çok iyi ama öbür tarafta soruşturmanın cevabı bu iyi değil gibi bir yaklaşımı ben doğru bulmuyorum şahsen. Fakat beklemek gerekiyor. Yani sizin sorunuzun yanıtı ben şeyi bilmeden yani ne tür bir suçlama 15 Temmuz'la ilgili belki Bülent de çok iyi izliyor biliyordur yani ben 15 Temmuz'la ilgili Kavala'ya Osman Kavala'ya karşı getirilen isnat edilen suçlamayı da bilmiyorum açıkçası. Peki. Yani. Peki önce Fikret Bila'dan bir dinleyelim sonra evet, Bülent toparlasın. Tabii yani o, bugün ne olur? Evet. Ne ama yani bu bugün ne olacağının işte dikkat edilmesi gereken husus algıdır burada. Ben Bülent'in ifade ettiği algının genel bir kanaat olmasından endişe duyuyorum açıkçası onu ifade edeyim. Ama uzun zamandır bu tür şeyler de tartışıldığı için dediğimiz evet, gibi evet, böyle aynen. Benzer kararlar çıktı. Evet.
Fikret Bila, ne dersiniz? Bu Metin İyidil meselesinde de benzer bir şey oldu. Daha önce Demirtaş olayında da ben, yani bir eleştiri değil, doğru söylüyorsunuz. İleri belki oldu yorum, aman işte serbest kalmasın, ama savcılığın hemen devreye girmesi, soruşturmayı hemen hazırlaması, hemen gözaltı kararı alınması, bu kadar hızlı olması ve bu karar üzerine olması tabii bu yorumu getiriyor. Doğru. Yoksa evet, birini zan altında bırakmak için söylemedik. Ama şu var, yargıda, ben Fikret abinin şeyini almayayım, süresini, hukukta öngörülebilirlik diye bir kavram vardır. Yani bir suçu işlediği sabit olan birisi, ben mahkeme adına konuşmuyorum, sadece değerlendirme yapıyorum. O suçun yasalarda cezası vardır ve mesela ağır cezalık bir suçsa tutuksuz yargılamazsınız, ya da delil karartma söz konusuysa, kaçma şüphesi varsa o kişiyi tutuklu yargılarsınız soruşturma safhasında ve mahkeme safhasında. Bir de alacağı ceza bellidir. Şimdi Gezi olaylarına katkı sağlamış, dosyaya bakan biri, Gezi'de nasıl bir dahli var ve bu ne kadarlık bir ceza gerektirir, bunu öngörür. Yani Osman Kavala ve diğerleri tutuklu yargılanıyor, mahkeme devam ediyor. Dosyasına bakan bir kişi şunu söyleyebilmeli: evet, 10 yıl ceza alır bu dosyaya bakarak. Mahkeme 9 yıla da hükmedebilir, alt sınırdan verebilir ya da 10,5 yıl ceza verebilir. Ama yargılandığınız bir davada ve güçlü olduğu ifade edilen bir dosyada beraat kararı çıkması, ya düşünün, tahliye değil ya da herhangi bir alt sınırdan ceza verip işte cezaevinde geçirdiği süreyi düşüp tahliye etmiyorsunuz, beraat kararı veriyorsunuz. O zaman bugüne kadar ortaya konulan tezler, dosyanın içeriğindeki suç isnatları, onun dışında bunun üzerinde yapılan siyasi değerlendirmeler, işte Gezi olayları ve Gezi olaylarına dışarıdan müdahale, finans katkısı gibi tezlerin çökmesi anlamına geliyor. Yani benim kastettiğim şey bu. Sizin de söylediğiniz gibi Ali Bey, siyasal olarak da oturttuğunuz perspektifin yıkılması anlamına geliyor. Evet. Bu birincisi. İkincisi de hukuktaki öngörülebilirlik kavramını Fikret biraz zedeliyor. Evet. Fikret Bey'e haksızlık yapmayı da göze alarak iki şey ifade etmekte yarar var. Bu, Fikret Bey'e bizi toplayacak o zaman. Buyurun. Evet. Yani bir, tamam, mutabıkız söylediklerinde, ortada bu algının oluşması iyi bir şey değil. Fakat öbür taraftan bir, yargı süreci henüz tamamlanmadı tabii. Savcılığın itirazı var, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildiğim kadarıyla. Büyük evet, mahkemeye gidecek konu falan. İtirazı. Daha o süreç haklı, bitmedi. Türkiye'de biz bugüne kadar pek çok beraat kararının sonra tekrar bozularak mahkumiyete dönüştüğüne tanık olduk. Bilmiyoruz yani, ama şu andaki aşama bu. İki, buradan Gezi olaylarının bu beraatle aklandığını ve Gezi olaylarının bir... Yok, efendim? Toplumsal kalkışma olmadı. Bunu demedim Ali abi. Bu sanıklar cihetinde. Heh, bu sanıklar, bravo, yani Gezi olaylarıyla ilgili bir aklama, evet, Sayın yoksa, 11. Yok, Cumhurbaşkanı'nın şey belirttiği gibi, yani gurur duyulacak bir olay olduğu konusunda bir kanaate varılmaması gerektiğinin altını çizmek istedim. Bir tek bu iki noktayı ifade etmek, evet, istedim. Çok mu uzun oldu cümle? Yok, gayet anlaşılır. Peki, oldu. Anladıkınız. Fikret Bilal. Özür diliyoruz Fikret Bey. Rica ederiz. Buyurun. Peki bu geçmiş dönem, tutuklu yargılandığı dönem ne olacak? Eğer beraat ve tahliye verildiyse bugün itibariyle ne olur? Bundan evet, sonra ne olur? Bir de Abdullah Gül'ün Gezi ile gurur duyuyorum açıklamasını aktardı. Mahkeme yargı kararına saygılıyız ama gurur duyulacak gelişmeler olduğunu da söyleyemeyiz dedi İbrahim Kalın. Mecliste de bunun tartışması CHP ve AK Parti arasında yaşandı zaten, biraz önce aktardık. Bu bağlamda da yorumlarınızı merak ederiz. Evet Ebru, şimdi bu olaya tabii bir usul hukuku açısından bakmamız lazım. Bir de esas hukuk açısından bakmamız lazım. Şimdi usul hukuku açısından Türkiye'de bir yargılama sorunu var. Tutuklu yargılama usul hukukun öngördüğü bir önlemdir, bir tedbirdir. Sanık hakkında çok kuvvetli suç şüphesi olması gerekir. Veya tutuksuz yargılanacağı zaman da kaçma şüphesinin kuvvetli olması gerekir. Bu iki gerekçeye dayanarak yargıç sanığın tutuklu veya tutuksuz yargılanmasına karar verir. Yani yine hukukumuzda tutuksuz yargılama esastır, tutuklu yargılama istisnadır. Oysa son dönemde bakıyoruz, Türk yargısı tutuklama önlemini, istisna olması gereken tutuklama önlemini esas kural olarak uyguluyor ve tutuklu yargılamayı tercih ediyor. Birçok davada bunu gördük. Şimdi bu tutukluk süresi çok uzadığı zaman da
artık bir önlem olmaktan çıkıyor. Verilmemiş bir cezanın infazı haline geliyor. Osman Kavala için de bunu söyleyebiliriz. Çünkü 2 yıl 3 aya kadar cezaevinde kaldı. Bunun 16 ayı süresince iddianamesi bile hazırlanmadı. Dava bile açılmadı. Sonra hazırlanıp açıldı. Ve 2 yıl 3 aydan sonra beraat etti. Ve bu beraate dayalı olarak da tahliye kararı verdi mahkeme. O zaman bu 2 yıl 2 aylık tutukluluğun cezaevinde kalma süresinin bir ceza infazı olduğu nitelik olarak söylenebilir. Ve bu durumda nasıl mahkeme heyeti nasıl bir gerekçe ortaya koyabilir? Yani o zaman niye 2 yıldır tutuklu, madem beraat edecek veya beraat etti? Demek ki iddianamede güçlü bir delil durumu yoktu ki mahkeme kararı da bunu teyit ediyor. Dolayısıyla iddianamesi güçlü olmayan, suç şüphesini güçlendirecek delillere dayanmayan iddianamelere dayalı olarak sanıkların tutuklu yargılanmaları bir ceza infazı haline dönüşmüştür. Türk yargısının bu sorunu aşması gerekir. Bu daha önceki davalarda da oldu. Şöyle bir de uygulama yerleşti. Eğer bir sanık veya sanıklar tutuklu olarak uzun süre cezaevinde kalıyorsa mahkeme beraat kararı vermekten ziyade orada kaldıkları süreye uygun düşebilecek, indirim yapıldıktan sonra oradaki süreye uygun düşebilecek bir cezaya hükmediyordu ve sanıklar öylece o cezayı alarak ve yeteri kadar içeride kalmış olarak çıkabiliyorlardı. Bu kez direkt beraat verdiği için tutukluluk süresiyle beraat kararı arasında çok büyük bir fark var. Bu çok cüzi bir tazminat ödeniyor sanıklara. Böyle gidiyor. Şimdi usul bakımından durum böyle. Yani tutuklama usulü bakımından. Hı-hı. Onun için ben bunun bir ceza infazına dönüştüğü kanaatindeyim ki bu kanaatte giderek yaygınlaşıyor ve yargıya olan güveni de zedeleyen bir durum bu. Şimdi ikinci boyutu ise Kavala hakkında verilen tahliye kararı icra edilmeden hakkında yürütülen başka bir soruşturma sebebiyle tekrar gözaltına alınması. İşte bu saatlerde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Hı hı. Ve orada tekrar tutuklanması da bir olasılık tabii. Hatta yüksek bir olasılık. Güçlü bir olasılık deniyor. O yüzden bu da bir yöntem olarak yerleşmeye başladı yargıda. Bir davadan yargılanıp beraat ediyorsunuz veya tahliye kararı alıyorsunuz. Nizamiye'ye kadar geliyorsunuz. Ancak çıkamıyorsunuz oradan. Başka bir soruşturmadan hakim hemen bir gözaltı kararı veriyor. Sizi tekrar cezaevine geri götürüyorlar. Bu daha önce Selahattin Demirtaş davasında görüldü. Eren Erdem davasında görüldü. Bülent'in hatırlattığı gibi emekli korgeneral İyidil davasında görüldü. Şimdi de son örnek Kavala. Şu soru tabii cevaplanması gereken bir soru. Evet, bir insan hakkında birden fazla soruşturma yürüyor olabilir. Bir davadan beraat ettiğiniz zaman bunu soruyorlar. Başka bir mahkumiyeti var mı diye. Mahkumiyet yok ama elde bir soruşturma var. Ona dayanarak biz gözaltı kararı verelim. Tekrar tutuklama kararı verelim de yani böyle çok vicdanlara sığmayan, sanki cezaevinden çıkmaması gerektiği yönünde bir özel çaba gösterilen sanıklar var izlenimine yol açıyor. Bu da yine Türk yargısına yönelik bir güvensizlik kapısı olarak görülüyor bana göre. Ya bu gelişme yargı ardı ardına birkaç örnekte vakada yaşadığımız için böyle bir algı oluşuyor diyorsunuz. Yani şimdiye kadar bir hukuki işlem görmeyip de şimdi tam çıkacağı sırada hemen o gece bir saat içerisinde tekrar gözaltı kararı vermekte Türk yargısına hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda olan güveni biraz daha sarsıyor diye düşünüyorum Ebru ben. Peki. 16 ay iddianame olmadan tutukluk alması, tutukluk başlı başına bir cezaya dönüştü algısı. Bu birçok davada konuşuluyordu. Bir de bu Bülent'in biraz önce gündeme getirdiği itiraz, daha önce birçok isimde de bu görüldüğü için bir davadan tahliye edilip başka bir davadan gözaltına alınması dolayısıyla bir algı bozukluğu da yaratabilir görüşünü de Fikret bile aktardı. Şöyle bir şey de var ama Ebru. Bir kere bu işte yargı reformu veya da adalet reformu adı altında yapılan çalışmalarda bu konuya da ciddi olarak bir bölüm yer ayrıldığını biliyoruz. Burada enteresan bir tuşlama daha geliyor genelde adalet sistemine. Eğer tutuksuz yargıladıkları biri sonra eğer kaçabiliyorsa yani ülkeden, ki bu uygulamada çok sık başa gelen bir şey. Yani. Bu davada 7 firari vardı. Evet, burada da 7 tane firari var. Şimdi onlar beraat ettiği için artık firari olmuyorlar. Ayrı ayrı yakalama kararı ifade için çıkartıldı. İfade için, evet. Hı. Bravo. Şimdi burada bu tutuklu yargılanma meselesine ben katılıyorum Fikret Bey'e.
Fakat işte zaten o reformda falan düzeltilecek ama burada hani nasıl kaçırdınız elinizden, niye tutuklamadınız diye de bir sürü vakada eleştirildi yargı sistemi. İşte burada çok ince bir çizgi, bu algıyı yönetme meselesi çok önemli adalet sistemi açısından. Bu tutuklamanın ceza haline gelmesi meselesi de yani rakamlar ortaya konduğu zaman bir tuhaf durum çıkıyor ortaya. Yani özellikle 15 Temmuz sonrası. Kaçacağını bilinen birçok insanda. Evet, bravo. İşte onun için de o zaman da eleştiriliyor yani. Bu tutukluluk süresinin uzaması hakim başına geçenlerde burada sizin kanalda ifade ettiler. Hakim başına düşen yüksek dava dosya sayısı inanılır gibi değil. Yani o yüzden belki bu tutukluluk süresi de uzuyor oluyor falan. Şimdi bu ama bu şeyi değiştirmiyor yani. Bu adalet sistemine olan inancın ve saygının, itibarın zedelenmesini engellemiyor. O yüzden bunu çok iyi yönetmek gerekiyor. Ben genelde devlet kurumlarının iletişim meselesinde yeni yeni daha bunu yönetme konusunda bir refleks kazandıklarını düşünüyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok çünkü. Ne adalet savcılık sistemi, ne hakimler, ne hiçbir kalkıp da kendilerini ifade edemiyorlar. Yani şimdi bakın bu konu önümüzdeki günlerde de konuşulacak, tartışılacak. Görecek misiniz mesela bir başsavcı çıkacak da bu konuda bir şey ifade edecek. Oysa bir sürü ülkede biliyoruz ki bu da ki mekanizmalar içinde kendilerini ifade ediyorlar. Anlatıyorlar neden böyle bir karar alındı, ne oldu, ne bitti diye. Oysa şimdi ortadaki bu kanaat yani son anda, oysa devam eden bir süreç herhalde. Fakat buna rağmen aman beraat etti çıkıyor, tutalım içeride. Onun için ne yapalım, gece yarısı bir şey dosya hazırlıyor falan gibi algılanıyor. Bunun doğru yönetildiği takdirde daha net sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum ben. Peki. Bugün Sedat Ergin de yazmış. Ben de mesela bu 840 gündeki tartışmalara baktığımda işte bu ifadesi alınan isimler mağdur sıfatıyla o çok tartışılmıştı. Ardından işte hakimin, davaya bakan hakimin başka yere gönderilmesi, yer değişimi, görev yeri değişimi, işte ardından AİHM kararı, tutukluluk süresi, iddianamenin gecikmesi vesaire, bütün bu tartışmalar doğru nedeniyle de bir de doğru tek tutuklu sanık. Doğru. Bütün bunlar çok tartışılmıştı. O yüzden böyle bir 840 günü gözden geçirip bir de bugünkü verilen karar, diğer başka isimlere de verilen buna benzer kararlar olunca gündeme taşıdık. Büyük bir ihtimalle tutuklanma olasılığı da yüksek olabilir bugün, evet, için adliyeye sevk edilecek. Sayın Kavanan şahsında böyle bir iletişim durumunun yaratılmasının dışında bu süreç öbür taraftan bir geziyi bir kalkışma algısından çıkartıp bir kahramanlık hikayesi haline de getirebilir. Evet. Mecliste de öyle bir tartışma vardı. Var, evet. Abdullah Gül gurur duyuyorum geziyle dedi ama Engin Altay ve Mehmet Muş arasında, AK Parti ve CHP arasında bu eşkıyalık, vandalizm tartışmaları yaşandı. Ama hani gençlerin mesela çadırları yakmak eşkıyalık değil mi? Ha, evet. 30 bin orada kişi... bir ciddi provokasyon olduğunu herkes kabul ediyor yani. Yani geziye dönmeyelim. Dönmeyelim. Ben de o yüzden dönmüş, siz döndürmeye çalıştınız. Yani, ben biraz döneyim. Ben bir tek şunu meclisten demek istiyorum. Dedim. Bu işin talihsizliği bu olay. Bu tür buradaki iletişimin doğru düz yönetilmemesi sonucu gezinin bir aslında nasıl kullanılıp saptırılıp ve başka yerlere doğru evrilmeye nasıl evrilmeye çalışıldığı ve de bir kalkışmaya haline dönüştürüldüğü hikayesinin unutturulmasına da neden oluyor buradaki talihsiz durum. Onu ifade peki etmek istedim. Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla beraber belki meclisteki tartışmaya da o vandalizm, eşkıyalık, evet, tartışmasına da değinirsiniz. Şimdi Ali Bey çok güzel, önemli bir şeye parmak bastı. Ben belki Fikret abinin de yorumunu merak ediyorum ama şimdi FETÖ, ben o zamanki şeylerini hatırladığım kadarıyla FETÖ elebaşı Gülen şöyle bir şey demişti. Bunlar bal çanağımıza üşüşen arılardır. Bunları haşere ilacıyla yok edin. Yani o gezi olaylarına FETÖ'nün dahli, illegalitenin dahli söz konusu oldu. Başlangıç aşamasında hani ağaç meselesi belki masum bir eylem olarak başladı ki devletin, ben o dönem çok yakın takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
O zaman olayla ilgili Tunus'a gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte Bülent Arınç'ın bazı açıklamaları oldu. İşte özür dileyelim, gençler sizi anlıyoruz diyelim gibi bazı demeçler verildi. Ama sonrasında bu iş illegaliteye gitti. Bu işin içinde evet FETÖ ve diğer illegal tüm gruplar girdiler. Bunu kimse yatsımıyor. Ama bu mesele şu anda bir siyasal tartışma noktasına geldi. Tez ve antitez. Yani Gezi'yi savunanlar karşısında Gezi'ye karşı olanlar. Türkiye'nin milli güvenlik problemini, bekasını bu noktaya kadar indirgeyen bir yaklaşım söz konusu oldu. Yani o Osman Kavala, ben kendisini hiç tanımam. Ben de tanımıyorum. Muhtemeldir ki faaliyetlerine de hani hiçbir zaman destek vermedim. Bundan sonra da vermem, eğer öğrenirsem ne yaptığını da bilmiyorum açıkçası. Ama bütün bu Gezi'nin finansmanı ve kışkırtıcı organizatörü olarak Osman Kavala gibi bir şahsiyeti getirip Türkiye'nin önüne koyduğunuz zaman işte sonuç yargıda başlayan tartışma yine yargıda bitirilmeye çalışılıyor. Ama siyasal bir tartışmaya dönüşüyor bu mesele. Yani devletin güvenliğinin bekçisi yargı mıdır Allah aşkına? Yargı Türk hukuk sisteminin güvencesidir. Türk hukukunun, Türk adaletinin bekçisidir yargı. Ve bu bizim göz bebeğimizdir. Bizim yargıya zarar vermememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti idari organlarıyla, polis teşkilatıyla, emniyet teşkilatıyla ve diğer kritik kurumlarıyla, karar alıcı mekanizmalarıyla güvenliğini sağlar. Yani Osman Kavala hapiste cezaevinde tutularak Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği sağlanmaz. Osman Kavala'yı başka mekanizmalarla da kontrol edebilirsiniz. Yani ille içeride tutup yargı kararıyla bu kalkanı oluşturmanın güvenlik üzerinde doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet, o zaman mekanizmaları, kuvvetleri birbirine karıştırmış olursunuz. Bir nokta daha çok önemli. Şimdi hep bu siyasal yargıya siyasetin müdahalesi ya da konjonktürel karar alma, karar almaya zorlama gibi bazı şeyler tartışılıyor Türkiye'de. Maalesef yargının aldığı kararlar demiyorum tek başına. Çünkü bir şekilde bazı davalar siyasi oldu. Osman Kavala Türk vatandaşı, içeride tutuluyor. Peki Amerika vatandaşı ya da Alman vatandaşı olsaydı o zaman ne olacaktı? Örnek vereyim. Deniz Yücel işte özel bir uçağa bindirilip gönderildi. Raip Brunson biliyorsunuz ceza almasına rağmen tahliye edilip gönderildi. Yani bunlar Türk hafızasındayken, Türk toplumunun hafızasındayken inanın biz istediğimiz gibi bir yargı reformunu yapamayız. Bu yargı güvenliğini, yargı bağımsızlığını sağlayamayız. Yargı 15 Temmuz'da kahramanca bir mücadele verdi. Hala da veriyor kararlarıyla. Yani yargıyı da incitmememiz lazım. Çünkü bizim göz bebeğimiz. Ama siyasetin etkisinin azaltılması ve bu konjonktürel düzlemden yargının çıkması, yani yargının kararlarıyla konuşması lazım. Ben Türk toplumunda da bu hassasiyetin olduğunu görüyorum. Evet. Fikret Bile Abdullah Gül'ün açıklamalarını hatırlattı Ali Saydam ve meclisteki tartışma değinmek isterseniz. Evet Ebru, şimdi 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün açıklamaları aslında zamanlama bakımından da bence önemli. Çünkü Karar Gazetesi'nde yaptığı söyleşi bu Gezi davasının karara bağlanacağı gün yayınlanmış oldu. Ve Gezi davasıyla ilgili olarak da ben Gezi'de gurur duyuyorum dedi Sayın Eski Cumhurbaşkanı. Hı hı. Şunu belki hatırlatmak lazım izleyicilerimize. Gezi olayları yaşandığı zaman 2013 yılında Sayın Tayyip Erdoğan Başbakan'dı, Sayın Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı'ydı. Aslında ikisinin arasında olaya bir yaklaşım farkı olduğunu ben anımsatmak isterim. Sayın Gül Gezi olaylarıyla ilgili olarak o yıl kültür ödülleri için Çankaya Köşkü'nde düzenlediği törenden sonra biz gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ve bizim sorularımız üzerine de Gezi olayından gerekli mesaj alınmıştır. Bu artık geride bırakılmalıdır. Bu mesaja göre de siyasi otorite önlem almalıdır gibi bir beyan olmuştu. Yani mesajın alındığı şeklindeydi Sayın Gül'ün ve bu mesaja uygun davranılması gerektiği şeklinde de bir tavsiyesi vardı. Ama Sayın Erdoğan Başbakan aynı görüşte değildi. Sayın Erdoğan bu eylemlerin bir kalkışma olduğunu, demokrasi dışı bir kalkışma olduğunu, örgütlenerek yapıldığını, hükümete karşı, hükümeti görev yapamaz hale getirmeye amaçlayan bir eylem olduğunu ifade ediyordu. Bu nedenle Başbakan'la Cumhurbaşkanı aynı görüşte değillerdi. Hatta Sayın Erdoğan
aracıların tavsiyesi üzerine bir heyetle de görüştü. Bu İstanbul inisiyatifi olarak bilinen bir heyetle başbakanlıkla görüştü. Onların taleplerini dinledi. Gerçi ortak bir sonuca varılamadı ama bir muhataplık da oldu. Hatta bazı AK Parti sözcüleri daha sonra belki olaylar başlar başlamaz gençler küçük bir eylem olarak oturma eylemi yaptıkları anda Sayın Erdoğan veya yetki vereceği bir kişi görüşebilseydi evet, en çok söylediğimiz buydu. İstismar edilmeden de önlenebilirdi dendi. Şimdi Sayın Gül'ün yeni yaptığı açıklama o günkü tutumuyla örtüşen bir açıklama. Yani orada gençlere hak veren bir yaklaşım vardı. Mesajı aldık demişti. Gereği yapılmalıdır demişti. Ama olaylar öyle gelişmedi. Şimdi de biraz daha ileri giderek veya bir adım daha atarak Sayın Gül o olaylarla gurur duyduğunu söylüyor. Yani demokratik bir tepki gibi görüyor. Gençlerin bir talebi gibi görüyor. Bunun da kararın verileceği gün çıkması tabii anlamlıdır diye düşünüyorum. Şunu söylemek isterim. Yani Sayın Gül ile Sayın Erdoğan arasında gezi olaylarıyla ilgili görüş farkının hala devam ettiğini görüyoruz. Ama bir adım yok tabii o noktada da. Bir hususu da hatırlatmak lazım. Şimdi aynı mahkeme heyeti 21 gün önce daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hemen serbest bırakılması gerekir kararını vermiş olmasına rağmen üçüncü defa Kavala'nın tahliye talebini reddetti. Yani çok eski bir zamanda değil, 20 gün kadar önce reddetti. Ve gerekçe olarak yine işte kuvvetli suç şüphesi ve kaçma olasılığı gösterildi. Şimdi bu 20 günlük sürede ne oldu da aynı heyet beraat kararı verdi sorusunun da yanıtı bence verilmeli. Böyle neden? Bir karar değişikliği için ortaya yeni bir somut delilin çıkmış olması lazım. Davayı etkileyecek bir delilin çıkmış olması lazım. Fakat dosyaya baktığımızda yeni bir delil sunulmadığını görüyoruz. Savunma tarafından da, iddia makamı tarafından da. O halde bu arada ne oldu? İşte bu arada ne oldu sorusuna en yakın yanıtı bence Bülent verdi. Türk yargısı hakkında böyle bir izlenim de doğmuş oldu. Hukuki bir gelişme olmadığı halde, tam zıtlı bir karar verilmesi, kısa bir süre önceki kararla ilgili çelişen bir karar verilmesi, işte Rahip Bronson olayını anımsatıyor. Gazeteci Deniz Yücel olayını anımsatıyor. Bunların da siyasi boyutu olduğunu biliyoruz. Amerika Başkanı Trump bizzat açıkladı. Ben Sayın Erdoğan'dan rica ettim de Rahip'i serbest bıraktılar diye. Oysa bizim anayasamıza göre hakimlerin güvencesi vardır. Mahkemelere hiç kimse, hiçbir güç merkezi talimat veremez, telkinde bulunamaz. Hakimler anayasal güvence altında yasalara ve vicdanlara bakarak karar verirler. Böyle olduğu halde siyasi gelişmelerle paralel hukuki kararların çıkması, acaba bu kararlar sadece hukuki mi yoksa siyasetle gözetilerek mi verildi sorusunu gündeme getiriyor. Oysa hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı bu güç odaklarına karşı bağımsızlıktır. Tarafsızlığı ise hem hakimin kendi görüşünü karara yansıtmaması hem de yargıladığı sanığın cinsi, ırkı, siyasi görüşü, sosyal statüsü ne olursa olsun bunu dikkate almayan bir tarafsızlık içerisinde ve kanunu herkese eşit uygulayarak hüküm kurması anlamına gelir. İşte bu kararların kısa sürelerde çok zıt kararlar halinde verilmiş olması böyle bir kuşkuyu da gündeme taşıyor Ebru. Anladım. Bu kararın öncesini bilemem ama sonrasında işte Avrupa Birliği ile ilişkiler piyasaların da takip ettiği bir konuydu. O bağlamda da değerlendirildiğini, piyasaların da gündeminde olduğunu söyleyebilirim. Keza artık siyasetle ekonomi de iç içe geçtiği için. Dolayısıyla bu bağlamda sonucunun da izlendiğini bir konu çok önemli Ebru. Hangi konu? Burada bu gezi meselesinde. Şu mesele çok önemli. Sayın Saydam da beni teyit edecektir. Şimdi bu gezi olayları başlangıcı itibariyle ben az önce söyledim ama eksik kaldı o kısım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını inanın başından sonuna kadar biliyorum. Başlangıçta belki barışçıl bir eylemdi ama maalesef o dönem polis teşkilatını elinde tutan FETÖ, İşte medyayı önemli ölçüde manipüle eden, elinde tutan FETÖ bu olaylara da müdahil oldu ve idareyi de polis üzerinden manipüle ederek çok sert müdahale edilmesine yol açtı. Şimdi bunu ben söyledim diye muhtemelen Gezi taraftarları beni de linç edeceklerdir ama ben Gezi olaylarının başlangıcı değil, başlangıçta barışçıl bir eylem olarak başladı. Bunu net altını çiziyorum. Ama sonrasında polisin sert müdahalesiyle eylemciler de tabii Can Avli ile
Tabii eylemcilerin sonraki aşamasında illegalitenin işin içine girmesi, karşılık verilmesi polise, bankaların yakıp yıkılması ki iki banka çok ağır tahrip edildi, iki banka şubesi burada. Birisi işte iktidarı destekleyen diyelim, biri de FETÖ'nün belki bankası olarak o dönemki adıyla söylenebilir. Bunlar ciddi oranda tahrip edildi. Yakıldı, yıkıldı, araçlar ateşe verildi, doğru. Yanlış hatırlamıyorsam 8-9 kadar da eylemci hayatını kaybetti. Şimdi polisin, hatta zabıtanın Gezi Parkı'na gidip çadırları yakması eylemcilerin. Hatırlıyoruz değil mi o günleri Ebru? Sen hatırlarsın. Net hatırlıyorum. O çadırların yakılması. Evet, ondan sonra polisin aşırı ve sert müdahale etmesi, devlet mekanizmasının, idarenin bu olaya nasıl müdahale edeceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem gidip bu gençleri ziyaret etmeyi dahi düşündü. Açıklamalarda gençler sizi anlıyoruz açıklaması yapılacaktı ki daha sonra bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan bir grup genci kabul etti bu olaylar bittikten sonra. Yanlış hatırlamıyorsam bir görüşme de yaptı aslında, Gezi grubu adı altında bir dernek. Bu derneği biraz önce Fikret kabul etti, onlarla görüştü. Söylediği gibi temsilcilerle görüştü, bir grupla görüştü. Evet, evet, bir seste problem vardı, ben onu duyamadım, kusura bakmayın, şimdi düzeldi. Dolayısıyla FETÖ kesinlikle Gezi olaylarını manipüle etmiştir, işin içine girmiştir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. O dönemki tabii mekanizmaları bilmiyorum, bunu da yargı ortaya çıkaracak. Hala var mı kalıntıları bilmiyorum teşkilatta. O dönemki durumu, ruh halini, psikolojiyi çok iyi anlamak gerekiyor. İllegalite boyutunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama FETÖ'nün isteği doğrultusunda sert müdahale edilmesinde de idarenin de hataları ya da kusurları vardır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ama Gezi başlangıcı itibariyle masum bir eylem gibi başlasa da, toplumsal bir eylem gibi başlasa da sonrasında illegalitenin işine girmesine ve FETÖ'nün idarenin insicamını bozmasında temel unsurlardan biridir Gezi. Ki bunu siyasiler de bunu söylüyorlar. Kriz yönetimini ve iletişimi siz daha iyi bilirsiniz ama başında farklı bir iletişim yöntemi çocukları da, gençleri de, insanları da korurdu. Olayı da yatıştırabilirdi. Evet, aynen, oldu ama. Ben bir reklam arasına çok dayandım. Dönüşte hemen devam edeceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. Peki. Daha var baktınız. Kısa bir ara. Ve bu kuşağı tamamlıyoruz. Saat 10'da hemen karşınızdayız. Bekliyoruz saat başında. Saat 10, Habertürk'te Para Gündeme devam ediyoruz. İletişim uzmanı yazar Ali Saydam, gazeteci yazar Fikret Bila, Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Önce başlıkları bu programda aktarıyoruz. Sonra sırayla gündemdeki gelişmelerin yorumlarını alıyoruz. Bir anlamda televizyon gazetesi gibi düşünün. Güne birlikte hazırlanıyoruz işte. Dünkü gelen kararı Gezi davasında tüm sanıklar için 7'si firari, 19 sanık için biri tutuklu, Osman Kavala tutukluydu. Beraat kararı ve tahliye kararını. Ardından da iki ayrı karar aslında, 15 Temmuz davasına ilişkin bir soruşturma, devam eden soruşturma için gözaltı kararını konuşuyoruz. İzlemeyenler, yeni açanlar ya da radyoyu yeni açanlar için hatırlattım Ali Bey. Sıkılmayınız. Yok efendim, rica ederim. Şaka söylüyorum. Çarşamba... Sizi kesmiştim ben sözünüzü. Buyurun lütfen. Benim sıkılmamı dediniz mi? Bu Ahmet her hafta geliyordu çarşamba günleri Ahmet. Bugün Kalsın. Hepten geç kaldı. Yok, şehir dışındaymış, o yüzden geldim. Ona sıkılmışımdır biraz en fazla. İşi varmış. Uğraşamadınız. Vallahi enteresan bugün. Yani. Efendim bir bütün buraya kadar söylenenler, en son Bülent'in söyledikleri de %100 mutabıkız. Yani orada ki provokasyon, FETÖ'nün oraya dahil olması, o polislerin o aldıkları talimatların kimin verdikleri falan çok net olarak ortaya çıktı yani. Oradaki provokasyon. Oradaki çocuklar bunu nereden bilecekti? Ne yapacaktı? Evet, o çocuklar bunu bilmesi mümkün değildi ama ondan sonra inanılmaz bir manipülasyon var. Şimdi bir bütünsellik içinde bakmakta yarar var. Hani dediniz ya, Avrupa Birliği falan bu işe böyle dikkatle izliyor. Hani Osman Kavala davasına da büyük ilgi gösteriyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar falan. Şimdi bu bütünsellik içinde baktığımız zaman 2013 yılında başlayan Gezi olaylarıyla ilgili başlayan çeşitli şeyler var. Toplumsal olaylar var Türkiye'de. Ve de hukukun içine girdiği,
Hatta daha geriye gidersek, yani Amerika ve bazı güçlerin politikaları doğrultusunda eğer bakacak olursak, FETÖ'nün işlerinden olarak inceleyecek olursak, Balyoz ve Ergenekon davasını da bunun içine katabiliriz. Bu dalgaların böyle önce birikim birikim birikim, ondan sonra bir tetiğe basılma durumu var. Yani nedir o basıldığı an? İşte Ergenekon Balyoz davası, orada çok ciddi olarak deniz kuvvetlere karşı girişilmiş müthiş bir saldırı var orada. 12 amiralin birden tutuklanması ve içeri atılması olacak iş değil. Neyse, o var. Hemen arkasından Gezi, hemen ondan sonra 17-25 Aralık, sonra 15 Temmuz, arkasından 2018'de 13 Ağustos, işte finansal darbe girişim dedikleri hadise böyle gidiyor. Şimdi burada devletin yanında olan bir bakış açısıyla baktığımız zaman burada başka bir şey manzara çıkıyor ortaya. Şeyden baktığımız zaman zaten bütün bu olaylarda Türkiye'nin herhangi bir şekilde aleyhine ne varsa onun yanında oluyorlar. Avrupa Birliği olsun, işte Amerika olsun, hemen karşısında yer alıyorlar. Şimdi bu nedenle buna bir bütünsellik içinde baktığımız zaman bana hakikaten bu iyi iletişim yönetilmemesi sonucu sanki burada artık bu işin içinde Gezi aklanıyormuş algısı yaratılması çok talihsiz buluyorum. Yani tabii ki bu işte Fikret Bey'in tespitlerine katılmamak mümkün değil. Burada yargı sisteminin yara alması, adalet sisteminin itibarının zedelenmesi falan, bütün bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ama şeyi de gözden kaçırmamak lazım. Yani Türkiye'nin bu bölgede, Avrasya'da varlığından rahatsız olan ve de işte bütünsellikle bakın, işte güneyimize bakın, Doğu Akdeniz'e bakın ve de işte Libya'ya bakın. Bu Avrupa Birliği ve de Amerika'nın ve bu güçlerin Türkiye ile ilgili politikalarının buralarda, bu Gezi dahil bu konulardaki aldığı pozisyonlara da dikkat etmek lazım. Hı hı. O nedenle biraz itidalle bakmak lazım. Son olarak da şunu ifade edeyim. Yargı süreci tam bitmedi. Bitmeden de itiraz süreci var. Evet, itiraz süreci var ve de işte mahkemeler var. Yargıtay'a kadar gidecek herhalde. Bütün olaylar içinde tek kişi 840 gün tutukluk alıyor. Evet, yani bunun gibi pek çok var. Şeyde var. Ergenekon ve şey sürecinde ne 840? Balyoz sürecinde kaç 840 gün kaldı insanlar içeride yani. O yüzden bütünsellikten koparmadan bakarsak neticede Türkiye'nin itibarı ve Türkiye'nin algılanması söz konusu. Öyle bu bağlamda bakmakta yarar var yani. Peki. İfade ederken de dikkat etmek lazım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı'nın ifade, yani bu gazeteye verdiği beyanatı, o anlamda bu yaklaşım, Gezi'ye getirdiği yaklaşım biçimi, şunu dese ben anlayacağım yani. Hani ayırsa ilk gün, ilk gün, ikinci gün dese anlayacağım ve bütünselliğiyle, bütünlüğü itibariyle gurur duymasını talihsiz bir açıklama olarak görüyorum açıkçası. Peki, görüşleri aktarmış olduk. Şimdi bir diğer gündem başlığı, siyasette de artık sorulara konu oldu, yanıtlar veriliyor. Darbe girişimi iddiaları, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ederken, geçmiş dönemde FETÖ ile mücadelede kim ne yaptı tartışmaları, işte Hilmi Özkök dönemi çok tartışılıyor, eleştirilere maruz kalıyor. Hilmi Özkök de benim zamanımda FETÖ terör örgütü, FETÖ yoktu ki, böyle bir suç algısı yoktu, böyle bir süreç yoktu diyor. Bugün Nedim Şener yazmış, geçmişte FETÖ ile mücadele eden Genelkurmay başkanları, komutanları o zaman suç mu işledi diye, madem böyle bir suçlama yoktu da diye. Dolayısıyla böyle bu tartışmalar devam ederken ben şunu da bir sormak istiyorum, sonra devam edelim. Abdullah Gül, aynı zamanda sizin önünüzde notlar var açıklamalarında 11. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söylüyor. Evet. Başka açıklamaları da var. Dün Devlet Bahçeli'nin açıklaması, yani parlamenter sisteme geçiş konusundaki fikriyatı falan, bunlar talihsiz
değil bence. Yani bunun böyle bir fikriyatı olabilir. Talihsiz olan bir iki tane yer var. İşte bir tanesi bu demin söylediğim bu gurur duyulma hikayesi. Tamam. İkincisi şu ifadesi, yani ben diyor tutarlıyım başından beri diyor ben aktif siyasetin içinde olmayacağım dedim diyor. Dedim diyor, olmadım da diyor. Oysa iki sayfa sonra diyor ki Ali Babacan'ın. Hayır diyor ki bana diyor işte teklif ettiler şey Cumhurbaşkanlığı eğer diyor ortak yani hiçbir çatlak ses çıkmasaydı herkes mutabık olsaydı ben kabul edecektim diyor. Onu daha önce de söylemişti ama o zaman ondan önce de demişti ki ben aktif siyasetin içinde olmayacağım demişti. Şimdi de diyor ki ben aktif siyasetin içinde olmayacağım diyor. Yani burada hiç yakışmayan, talihsiz olan tutarsızlık bu. Başka? İkinci bir tutarsızlık. Açıklamalarında ne gördünüz? Hepsini yani, beraber değerlendirsinler. Evet, peki, tamam. Söyleyeyim. Bir de bu şey meselesi, sert güç, yumuşak güç meselesini doğru kullanmadığı kanaatindeyim. Yani kavram olarak sert güçten askeri gücü kastediyor. Oysa sert güçlendiği zaman Türkiye'nin işte G20 içinde yer alması anlaşılır. Yani ekonomi bazlı bakılır sert güce. Yani gelir gider şey, sizin ekonomik durumdaki şeyiniz vesaire. Bunun arasını bulsak olmaz mı Ali abi? Yumuşak güçte. Smart power desek. Hard diyebilirsiniz ama akıllı eğer. Güç. Yok, Abdullah Gül'ün ne demek istediğini anlamaya çalışıyor. Hayır, hard power, soft power meselesinin açıklaması çok nettir. Hard power sizin maddi dünyadaki varoluşunuzdur. Yani adam başı gayri safi milli hasılanız, efendim şeyiniz, işte G20 içinde yer almanız, genel olarak işte sanayi indeksi, yok şey açığı, cari açık falan, bunlar anlaşılır. Cari hard power bu. Açığı. Soft power ise sizin adalet sisteminiz, efendim demokrasi, özgürlükler, kaç tane makale yayınlanıyor uluslararası düzeyde, üniversitelerinizin durumu, efendim şeyin liselerinizin durumu, başarınız, soft power, sanat, kültür, bu alandaki başarınız, soft power da budur. Yani burada hard power, soft power diye Sayın 11. Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, hard power olarak askeri gücü kastediyor ve soft power olarak da diplomasiyi kastediyor. Aynen bunu söylüyor. Şimdi burada hem bu yani hiç ya yanlış yönlendirme var ya da eksiklik var. Bu talihsiz. İkinci talihsizlikte Türkiye diyor bunu abarttı diyor yani hard power'ı diyor. Yani bu ne demektir? Onun anladığı anlamda. Bu diyor askeri şeylerde yani oysa Türkiye askeri güç caydırıcıdır diyor. Yani şey yapmaz, müdahale etmez. Ordunuz kuvvetli olmasın. Kuvvetli olmasın olmalıdır fakat şey yapmamalıdır diyor. Yani savaşa girmemeli ancak ancak mecbur olduğu zaman girebilir falan diyor. Şimdi burada bunun Türkiye'nin mevcut şu andaki bölgedeki durumuyla işte Doğu Akdeniz'deki durum, Fırat Kalkanı, işte bütün Zeytinolu operasyonları vesaire, Barış Pınarı. İdlib'deki durumla bağdaşmadınız. S-400 almak doğru değil de Türkiye'nin yeri NATO diyor. Rusya'da denge kaçtı diyor. Bu fikriyata sahip olabilir. Yani ben buna itiraz etmem. Yani bir eğer böyle olsaydı yani S-400 alınmasına karşı çıkabilir. O diye bir patriot olsaydı daha iyi olurdu demek istiyor herhalde falan. Fakat esas mesele şeyde yani bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesindeki tutarsızlık hakikaten talihsizlik. Bu hard power, soft power açıklaması ve Türkiye'nin hard power'da bu kadar ısrarcı olduğunu ifade edilmesi. Aynen. Türkiye açısından gene hani Gezi konusundaki açıklaması gibi bir ciddi talihsizlik. Bir de bu tabii Batı'nın sürekli ifade ettiği gazeteciler, hapisteki gazeteciler, içerideki gazeteciler tartışması. Türkiye artık bunu aştı diye düşünüyorum. İnşallah. Burada yani terörle bağlantılı olmayan sırf fikirlerinden dolayı, yazdıklarından dolayı kaç gazeteci içeride onu bilmekte zorlanıyorum. Şimdi bir kavramda var demokrasi cephesi. Bu Rand Corporation'ın raporunda da bundan bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifade ettiği de aynı kavram. Demokrasi cephesi denen. Burada HDP'yi de şey yapan, hizalayan
ona da bir gönderme gibi algılanabilecek bir takım ifadeler içeriyor. RAND Corporation'ın raporunda bu çok daha net ortaya çıkıyor. Bir daha söyler misiniz? Şöyle ifade raporla özdeşleştirdiğiniz nedir? Şimdi demokrasi nedir, cephesi nedir diyor ya, tamam. RAND Corporation'da da bundan bahsediyor. Tamam. Şeyin satır aralarında da bu var. Yani en iyisi tam demokratik parlamenter sistem başlığı altında geçen bir sayfalık şeyinde sözlerinde aynı kavram geçiyor. Bu darbe söylentisini çıkıyor, evet, RAND Corporation raporuna buna benzerlikler var diyorsunuz. Evet. Peki. Ve de işte çok algılama olarak gene Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadeleri. Değişim. Evet, yani çok güzel, bunlar takdir edilmesi gereken şeyler diyor. Çok beğendiğini ifade ediyor. Hı hı. CHP'nin ifadeleriyle ilgili. Bu da işte hani o dönemde nasıl ifade edildiğinde herkes hem fikir olursa ben Cumhurbaşkanı adayı olurum dediği gibi, bu sefer de şunu anlıyoruz. Her ne kadar sıcak siyasetin içinde olmayacağım demesine rağmen gene bir konsensus sağlanırsa gene şey olacak. Yani adayı olabilir. Işık yaktığını mı düşünüyorsunuz? Işık yaktığını tabii ki. Yani bütününü eğer incelerseniz. Bayağı dikkatli okumuşsunuz. Evet, yani şeyin biraz okumaya çalıştım. Yani bence önemli. Yani benim dikkatimi çeken RAND Corporation raporunu da okumuşsunuz. Evet, oradaki açıklamaların benzerlik biraz ileri bir yorum mu oldu acaba? Yok. Her yeriyle benzerlik var demiyorum. Bazı noktalara benziyor. Bir tek noktada diyorum. Ha, bir tek noktada. Yani yoksa RAND Corporation'ın tabii en belirgin iddiası orta kademe yani, subayların rahatsız olduğu tasfiyelerden. Darbe yapacağı, darbe yapma ihtimalinin olduğu falan. Evet. Yani onu ayrıca konuşuruz. Raporu RAND aynen çok konuştuğumuz için öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Açacağım konuşuruz şimdi. Yani bütün de baktığınız zaman bir de tabii İbrahim Kalın'la şeyin liseden arkadaşı olan Hulusi Akar'ın kendisini ziyaretiyle ilgili onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler ifadesinin tam tersi olduğunu İbrahim Kalın izah etti. Kalın böyle bir polemik yaratacak ortama ben Abdullah Gül'ü hiç yakıştıramıyorum. Ben şahsen tanıma fırsatı da buldum. Böyle bir şeye kendisinin böyle bir polemik ortamına sokulmasına izin vermesini de neticede tam talihsiz buldum. Peki. Bu bir iki nokta daha var. Ben arkadaşların konuşma sürelerinden şey yapmayayım. Peki, onu da sorayım ben size. Evet. Şimdi İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdullah Gül'ün açıklamaları dün itibariyle gündeme geldiği için buna yanıt verdi dün. Geldiler, dinlediler ve gittiler gibi bir açıklama yapmıştı Abdullah Gül Karar Gazetesi'ne. Bizim bu ziyaret yapma nedenimiz tamamen kişisel hukukumuza binen kaygılarımızı paylaşmak amacıylaydı dedi İbrahim Kalın. Helikopter inmiş, ultimatum vermişiz, basmışız gibi bir takım film senaryoları da bunun üzerine yazıldı. Sadece kişisel olarak ama ziyaret Abdullah etti. Abdullah Gül orada hakkını teslim ederim. Yani benim bahçeme helikopterle inmediler dedi. İnmediler dedi. Hemen evet, yanında üçüncü kolordu var. Çünkü. Arkasında evet böyle tartışmalar da yaşanmıştı ya. Şimdi Abdullah Gül'ün açıklamaları dün de gündeme geldi. Dün de çok tartışıldı. Bu özellikle Gezi mesajı çok tartışıldı. Ali Saydam diyor ki siyasette diyor yani aktif siyasette olmayacağım diyor ama daha önce ortak aday olabileceği, eğer mutabakat olsaydı olabileceğini söylemişti. Şimdi de bunun Gözüm. Olabileceği sinyalini veriyor. Bu çelişmiyor mu? Bir de bu RAND Corporation'da demokrasi cephesinden bahsediliyor. Abdullah Gül'ün açıklamalarında da o noktada bir benzerlik sezdim diyor. Bir de harekat noktasında, yani Suriye politikası noktasında ya dış politika noktasında eleştirileri var. Bu eleştiriler yansıyor. Bunu da doğru bulmadığını aktarıyor Ali Saydam. Ne dersiniz Fikret Bilal? Evet, teşekkürler Ebru. Şimdi Sayın Gül çok temkinli bir siyasetçidir. Hı. Çok temkinli konuşur. Şimdi aktif siyasette yer almayacağımı açıklamıştım dedikten sonra Sayın Saydam'ın işaret ettiği gibi hani bir ortak aday gösterilme olasılığı olursa kabul edebileceğini de beyan ediyor. Sayın Gül'ün kastını şöyle anlıyorum ben. Şimdi parlamenter sistemin son cumhurbaşkanı Sayın Gül.
Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra o makamda görev yapmış olmanın gerektirdiği bir tarafsızlık duruşunu devam ettirmek düşüncesinde idi Sayın Gül. Onun için bir partinin genel başkanı olmak gibi veya tek bir partinin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçilmene katılmak gibi bir tercihi yok. Demin temkinli olduğunu söylemiştim. Yani toplumun çok geniş bir kesimini temsil eden ortak bir öneri gelir ve bu geniş bir konsensüse, uzlaşma tabanına dayanırsa partiler üstü veya en azından birkaç partinin ortak adayı gibi çıkabilir. Yani bunun sözlerinde çelişki yok diyorsunuz. Yani bir çelişki bulunabilir. Yani aktif siyasete girmekten ne kastediyor? Hani o zaman hiç siyasete girmemek manası çıkar kastediyor buradan. Ama Sayın Gül'ün, benim anladığım Sayın Gül'ün kastı bir partinin adayı gibi veya bir partinin başında seçime girip oylarını tekrar saydırmak gibi bir düşüncesi yok. O da Cumhurbaşkanlığı yaptığı için buna özen gösterdiğini düşünüyorum ben. Eğer bütün partilerin ortak adayı olabilse onu tercih eder Sayın Gül. Yani Cumhurbaşkanlığından sonra böyle bir görev alma gibi bir eğilimi var. Ama şunu da biliyoruz, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin de önerisiyle Sayın Gül'ün yeni aday olması gündeme gelmişti ve Sayın Meral Akşener itiraz etmesiydi, belki gerçekleşecekti. Evet. Dolayısıyla o zaman muhalefetin ortak adayı gibi çıkacaktı Sayın Gül. Yani böyle bir tek partiye ve tek parti genel başkanlığına yönelmemeyi, aktif siyasete girmemek gibi yorulmadığı anlaşılıyor. Ama geniş kavramın geniş anlamına bakarsanız siyasete hiç geri dönmemesi gerekir diye düşünmek lazım. Orada Sayın Say'dan bence haklı. Bir de şunu belki bağdaştırabiliriz. Şimdi Sayın Gül diyor ki biz parlamenter sisteme dönmeliyiz. Bu bir. İkincisi, ben Cumhurbaşkanı iken bile yetkilerimin fazla olduğunu söylerdim diyor. Yani daha sembolik bir Cumhurbaşkanlığı öngörüyor. Tabii o Cumhurbaşkanlığının tarafsız Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Partili bir Cumhurbaşkanı olmaması gerekiyor. Bu açıdan baktığınızda tarif ettiği partisiz, eski parlamenter sistemde parlamento tarafından seçilen ve tarafsızlık üzerine yemin etmiş ve tarafsız olmak zorunda olan bir Cumhurbaşkanı tarifi anlıyoruz. Ama bu sistemle seçime girdiğinde Sayın Gül aktif siyasete girmiş olur. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra icra gücü olarak anayasayı değiştirecek bir güç elde edilirse diğer partilerle beraber, o zaman anayasa değişikliği lazım ki yeniden parlamenter sisteme dönülebilsin. Sizce yani ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün mü? Önümüzdeki dönem böyle bir ihtimal de var mı? Var tabii. Ben çok kolay görmüyorum. Yani şimdi Millet İttifakı'na CHP'nin büyük parti olarak şemsiye görevi yaptığını düşünürsek, CHP içerisinde Sayın Gül'e çok belirgin bir eğilim yok. Bunun nedeni de hem 31 Mart seçimlerinde hem 23 Haziran İstanbul Genelleme seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazanmış olduğu büyük başarı yatıyor. Bu başarıyı tabii kendi adaylarıyla sağlamış oldu Millet İttifakı. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerde Sayın Mansur Yavaş'ın işte çok performanstan iyi olduğu, Sayın Tayyip Erdoğan aslında Ekrem İmamoğlu'nun sandıkta yenmiş olduğu gibi yorumlarla bir sonraki dönemde Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceği gibi yorumlar var. Sayın Muharrem İnce'nin tekrar aday olabileceği gibi yorumlar var. Onun için şimdiden Millet İttifakı'nın adayı Sayın Gül'dür olacaktır demek çok erken. Doğru bir tespit de olmaz bu. Keza Sayın Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın ikinci büyük bileşeni olarak hala rezervleri sürüyor olabilir. Onun için çok erken Ebru bence. Yani CHP'nin kendi içinden bir aday çıkarması olasılığı biraz daha şu anda yüksek görünüyor. Çünkü kendi adaylarıyla başarı sağlandı. Bir de Ekmelettin İhsanoğlu örneği var. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına CHP tabanından çok ciddi itirazlar vardı. Ve belki sırf bu sebeple sandığa gitmeyen CHP'li seçmen de söz konusu idi. Onun için adaylık konusunu konuşmak için bence erken. Ama Sayın Gül'ün söylediği üç önemli şey var bana göre. Birincisi Ali Babacan'ın kuracağı partiyi destekleyeceğini söyledi. İkincisi siyasal İslam'ın çöktüğünü ifade etti. Üçüncüsü de parlamenter sisteme dönmeliyiz dedi. Bu üç mesajı siyaset gündeminde tartışacak mesajlardır diye görüyorum ben Ebru. Belki en önemli handikaplardan biri de Ahmet Davutoğlu'na da hep geçmiş soruluyor ya, o dönemde aktif olarak siyasette olan ve bu dönem, ya o dönemi bugüne getiren isimler oldukları için en çok bu sorularla karşılaşıyorlar. O zaman peki
neden adım atmadınız? Söylediniz ama bir adım atmadınız. Ne zaman, neden o zaman işte başkanlık sistemine geçiş dönemi yaşattınız vesaire gibi sorularla çok karşılaşılıyorlardır herhalde. Evet, evet. Ha. Sayın Gül'e de bu yöneltildi bu son açıklamasından sonra. Çünkü Sayın Gül 2014'e kadar Cumhurbaşkanıydı. Hı-hı. Ve Suriye olayları 2011'de patlak verdi ve hızla gelişti. Ve Türkiye 2014'e kadar, 15'e kadar bir tutum aldı. O tutumu alırken Sayın Gül'ün kamuoyuna yönelik açık bir eleştirisi olmadı. Belki Sayın Başbakan'a ikili görüşmelerinde Sayın Genelkurmay Başkanı'na, o zaman usul öyleydi, Başbakanlara Genelkurmay Başkanı'na haftalık olağan görüşmeler yapılırdı Çankaya Köşkü'nde. Orada aktarmış olabilir, aktarıp aktarmadığını bilemiyoruz. Ama kamuoyuna açık olarak hükümetin politikasını eleştiren bir beyanda bulunmadı. Sayın Gül zaten buna çok dikkat ederdi. Hükümetle karşı karşıya geliyormuş gibi bir intiba yaratacak açıklamaları kamuoyuna yapmazdı. İlgilerine söylemeyi tercih ederdi. Bir iki tane çıkışı vardır o konuda hatırlanabilecek. Yani bu geniş tutuklamalar sırasında böyle beyanları olmuştu. Yargıyı eleştiren beyanları olmuştu. Dolayısıyla o dönemde Sayın Gül'e şimdi yöneltilen bu sorulara Sayın Gül yine yanıt verebilir. Diyebilir ki ben Sayın Başbakan'a, Sayın Genelkurmay Başkanı'na söyledim veya Sayın Dışişleri Bakanı'na söyledim diyebilir ama o tabii doğrudan kamuoyuna Sayın Gül'ün yansıyor, açıklayabileceği bir konu. Ama niye o zaman müdahale etmediniz veya karşı çıkmadınız eleştirisini Sayın Gül alacaktı tabii bu açıklamaları sürdüğü sürece. Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmaları da yavaş yavaş oluşturulmaya başlandığı bir dönemde, aynı zamanda. Bülent, altını çizmek istediğin noktalar var mı? Var, Ebru, Fikret abinin affına sığınarak evet bir düzeltme yapayım. Fikret abinin kastettiğini ben anladım da belki izleyicilerin kafasında netleşsin diye. Parlamenter sistemin son Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül değil, Sayın Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü halk tarafından seçildi ama parlamenter sistem devam ediyordu 2014 seçiminde. Yani dolayısıyla 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parlamenter sistemde. Yeni sisteminde birinci cumhurbaşkanı. O yüzden hani parlamenter sistemin son yani cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Son cumhurbaşkanı evet. Sayın Gül. Parlamentonun seçtiği diyelim. Evet doğru. Öylesi daha doğru. Parlamento tarafından seçilen. Şimdi bu sistem devam ettikçe yani halk tarafından cumhurbaşkanı seçilmesi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Recep Tayyip Erdoğan adayken Abdullah Gül karşısına çıkmaz. Yani bu sistemde halk tarafından seçilen bir sistemde Abdullah Gül'ün adaylığından söz edemeyiz. Yani bunu teknik nedenlerle halk desteği üretemeyeceği için başka sahiplerle ne derseniz deyin. Abdullah Gül'ün istediği, Sayın Gül'ün istediği parlamenter sistemde partilerin mutabakatla adayı olmak ve ya da siyasi elitler tarafından aday olarak çıkarmak. Partilerin uzlaşısıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmak. Dolayısıyla bu sistemde bir Abdullah Gül'ün adaylığından söz etmiyoruz. Zaten yeni kurulacak parti Ali Babacan'ın partisi güçlendirilmiş parlamenter sistemi öne sürüyor ve bunu savunuyor. Dolayısıyla bu partinin ileride adayı ne olur bilmiyoruz ama ben tabii Sayın Babacan'la bir görüşmemde sordum. Siz Abdullah Gül'ün adaylığını destekleyecek bir parti olarak mı çıktınız? Çok net bir şekilde misyonunuz, birinci önceliğiniz bu mu dedim. Kendisi de aynen şu cevabı verdi. Bu partinin genel başkanı kimse, cumhurbaşkanı adayı da o olacak seçimde dedi. Yani net bir şekilde bunu söyledi. Yani kendisinin aday olacağını ve bu yolu tercih ettiklerini ifade etti. Sonra değişir mi değişmez mi ben bilemiyorum ama Sayın Ali Saydam'ın söylediği net bir şey var. Abdullah Gül aktif siyaset yapmayacağım diyor ama evet şimdi aktif siyasetten söz ediyor. Şu anda bu sistemde, bu partide, kuruluşunda, kurucular kurulu arasında yok. Evet ama partiyi desteklediğini söylüyor. Anlaşılan şu, yine Fikret abinin de söylediği gibi bir uzlaşı olursa, Türkiye'nin önü tıkanırsa siyaseten de işte Sayın Temel Karamollaoğlu'nun gittiği gibi Saadet Partisi Genel Başkanı size ihtiyaç var, ülkenin size ihtiyacı var, kendi demecinde bunu görüyoruz gibi bir teklifle gidilirse ve uzlaşma sağlanırsa aday olabileceği yönünde bir kanaat var. Yine ben tekrar altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayken Abdullah Gül'ün ben karşısına çıkacağını düşünmüyorum. Peki. İşler iyi giderken
Sayın Güllü'den bir ses seda görmüyoruz. Bu kanaatten halkta yaygın, geniş kesimlerde. İşler bozulduğunda ya da bir rahatsızlık oluştuğunda Abdullah Gül'ün çıkıp bazı konularda demeçler verdiğine ilişkin bazı kanaatler var. Sonuçta siyaset aynı zamanda risk alma işidir. Sayın Bila ifade etti. Sayın Abdullah Gül de riski sevmeyen, temkinli davranan bir isim. Dolayısıyla bu partinin misyonu Abdullah Gül'ün adaylığının önünü açmaktır dersek haksızlık etmiş oluruz. Ali Babacan'a ve kurmaya çalıştığı ekibine, vizyonuna haksızlık etmiş oluruz. Ama Abdullah Gül'ün ileride parlamenter sistem olursa yine parlamenter sistemin cumhurbaşkanı olarak ve başbakanla beraber uyumlu çalışacağı bir cumhurbaşkanı olarak siyaset sahnesinde olmak istediğini biliyoruz. Şu kanaat de var elimizde, şu veri de. AK Parti'nin son döneminde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı gündeme geldiğinde kendisi cumhurbaşkanlığına tekrar devam etmek istediğini ifade etmişti ama bu mümkün olmadı. AK Parti de kabul görmedi. Abdullah Gül'ün niyeti başbakan olmak değil, parlamenter sistemde olabilirse tabii geçilirse cumhurbaşkanı olmak. Yani eskiden olduğu gibi bir kez daha cumhurbaşkanı olarak görev yapmak. Ben hem görüşmelerimden hem de kanaatlerimden bunu anlıyorum. Ortak bir mutabakatla, verdiği mesajlarda, geniş bir yani, mutabakatla bunu istiyor. Evet, ortak bir mutabakatta ve parlamenter sistemde ama ben zor bu şartlarda görüyorum. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmüyorum. Ha o dönemki siyasi şartlar değişir, bütün partiler uzlaşırlar, CHP aldığı, yerel seçimde aldığı oy oranına rağmen evet biz Abdullah Gül'ü çıkarıyoruz derse bilemem. Ama ben demeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta geçen seçimde de şu ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün adaylığına evet Meral Akşener karşı çıktı. Şimdi son demecinde ısrar etmeyeceğini söyledi ama şu da bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı tekrar şunu diyebilir, bu tartışmayı yaşadı. Ya kendi adayımız yok mu? Neden gidip AK Parti'den ya da muhafazakar camiadan birini aday gösteriyoruz diyebilir. Böyle de bir handikap var. Bu tabloda mevcut siyasi konjonktürde Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adayın üzerinde diğer partilerin mutabakat sağlaması ve AK Parti'nin adayının karşısına çıkarması en mantıklı yol görünüyor seçmen tercihleri peki açısından. Peki. Dün Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bir göz atıp oradan bu darbe girişimi iddialarına da biraz geçeceğim. Onu Bülent dün grup toplantısından sonra soruları yanıtlarken Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den istifalar soruldu. Meral Akşener bizden ayrılabilirler ama ardından yaptığı açıklamalar kırıcı ve iftira kötü bir şeydir dedi. Devlet Bahçeli de iyi halde olsunlar, tuzaklara düşmesinler dedi. İçeride siyasi partilerin güçlü olması gerektiği mesajını da bir anlamda vermiş oldu. Şimdi İP derken İyi Parti ve İyi Halde Olsunlar tahriklere kapılmasınlar, yani tahrikli bu oyuna gelmesinler ifadeleri çok tartışıldı. Bu mesajı nasıl yorumladınız Ali Saydam? Çok siyasi nezaket göstergesi olarak yorumladınız. Gördüm. Devlet Bahçeli'nin. Tamam. Bazen böyle ezber bozar Devlet Bahçeli. Burada evet da yapmış onu. Yani orada tam altı pasta topu ayağına almışken ve de kaleci dışarı çıkmışken kaleye topu yuvarlamak varken yapmadı ve de tam ters köşe bir açıklama yaptı. Hı hı. O yani tecrübeli bir devlet ve siyaset adamına da bu yakışırdı zaten. Esas olarak bu şey konusundaki tartışma çok enteresan tabii. Sayın Bahçeli de bu konuda tavır aldı. Bu Rand Corporation'ın hazırladığı ve de Türkiye'de muhalefetin ya bu şeyi kullanıyorlar, yani iktidar bu darbe söylentisini kullanıyor. Öyle bir hava yaratılmak isteniyor ki nasıl, yani kontrollü darbe girişimi nasıl işte hani yaratılmak istenen, yani Batı basınında da çok çıktıydı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na mal edilen söz. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha doğrusu bu ilk defa Batı basınında Spiegel yazdı bunu ve evet. Züttoş'a Saitim'de gördük kontrollü darbe girişimi meselesini. Biraz şeyin işine gelen,
Tayyip Erdoğan'ın işine gelen tırnak içinde ve de sanki onun tarafından yönetildiği veya teşvik edildiği iddia edilen 15 Temmuz hadisesiyle bunu karşılaştıracak olursak Rand Corporation'ın şöyle bir noktaya bile gelebiliriz yani. Rand Corporation 200 küsur sayfalık, 270 sayfa mı ne raporunun, kimlerin yazdığı da çok enteresan o raporu. O raporun sanki AK Parti tarafından bir şekilde içine Türkiye'de orta kademe subayların darbe yapma ihtimali var diye kondu ve bunun AK Parti tarafından şimdi ortalığı sulandırmak için kullanıldığı iddiası var ki bu çok üzücü yani. Şimdi bu bütün bu gelişmeler varken iyi durun, birlikte durun mu? Evet, bravo. Çok oraya doğru tespitiniz. Peki. Şimdi burada Bahçeli'nin ifadesi o. Şimdi burada bu birinci soru şu, bu Rand Corporation nedir ve de ne kadar ciddiye alınması gerekir konusunda bir kere aydınlatmak lazım. Rapor üstüne rapor yayınlıyor. Evet, ama yani 1947'de kurulmuş Amerika'nın en eski şeyi, belki de en eskilerinden biri ama büyük bir ihtimalle en eski think tank'i. Think tank düşünce, kuruluşu değil mi bu? Düşünce kuruluşu ve de doğrudan doğruya hükümete, Pentagon'a çalışıyor. Bir sürü rapor yayınlıyor, doğru, ve inanılmaz kadrolar var. Finansmanı da Amerikan devlet tarafından karşılanıyor. Ha, birçok konuda yapıyor çünkü. Yani evet, birçok konuda raporu var. Yapıyor. Şimdi girin orada. Yani gizli kapaklı bir şey yok. Rand Corporation diye girin web sayfasına. Türkiye raporları diye yazın. Bir sürü çıkıyor. Dolu. Amaç da zaten çeşitli senaryolar ortaya koyarak Amerikan... Yalan söylemeyeyim, dün bakabildim detayla. Evet. Ayrıca. Yani gene iyi zaman ayırmışsın yani. Ben tamamını okumadım merak ama... Merak ettim. Çok konuştum. Ben göz yani. Gezdirdim. Kendim yani. Bakayım dedim. Rapora göz gezdirdim. Baktım. Çok kritik yerler var tabii ama şöyle bir şey... Bülent iyi biliyor raporu. O senaryolar önce yazıyor. Evet, o öyle... Bülent her bir şey yok. Okur yani. O bakar ille de. Yani şöyle bir katkım olabilir mi Ali abi? AK Parti'nin onun içine o cümleleri koymadığına eminim. Çünkü yani yanlış anlaşılmasın ama bu rapordan haberiniz var mı diye ben bazı yerlere gönderdim. Dedim ki bu raporla ilgili bir değerlendirmeniz ve tespitiniz var mı? Zannetmiyorum yani. 14 Ocak'ta yayınlanmış zaten. O kadar eski değil yani Bülent. 14 Ocak'ta yayınlanmış, evet. Ve de ben açıkça ifade edeyim, somut bilgiyi de şeyde var, Soner Yalçın'ın dünkü yazısında var. Diyor ki kim yazmış, onu araştırmış Soner Yalçın, o factual bilgi dedikleri, yani somut bilgi var orada. Tek tek yazmış ismini, bir ton adam var, dur bakayım kaç kişi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8-9 tane uzman, hepsi bunların ya istihbaratçı ya okudum. Türkiye uzmanı ya Avrasya, aynen, uzmanı falan. Bayağı ciddi bir şey, 200 küsur sayfa. Bu genelde Amerikan hükümetinin ve Pentagon'un, CIA'nin çok ciddiye aldığı raporlar bunlar. Yani çünkü orada çeşitli senaryolar var. Böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle olur. Öyle çok kayda falan geçmeyen, kayda alınmayan başlığı bir da enteresan çünkü Türkiye'nin milliyetçi rotası diyor. Yani Türkiye'nin özellikle işte son kaç yıla tekabül ediyor, 15 yıldır mı falan takip etti milli bağımsızlık politikalarını, çok net bir şekilde ifade ediyor. Türkiye'nin rotası böyle milliyetçi bir rota oluştu. Bu da rahatsız ediyor diyor. Şimdi esas kritik yer diyor, bu bilgileri nereden aldığına bakılacak olursa bu adamların birlikte çalıştıkları ve Türkiye'den 2015 yılında Amerika'ya firar etmiş olan polis müdürü var. Ahmet S. Yayla diye bir beyefendi. Neyse, tırnak içinde. Oradan da FETÖ bağlantısına mı? Evet, kesin FETÖ. Yani orada bu Türkiye ile ilgili bu tür şeylerin... O taraftan yayılıyor bu söylentiler. Evet, şimdi burada zaten silahlı kuvvetleri deşelemek ve de gücünü azaltmakla... Bu en çok azaltmayı, en çok kendisine şey yapmış olan FETÖ. Burada da işin içine burnunu sokmuş gibi gözüküyor. Naçizane kanaatim. Fakat bu raporu... Bu raporlarda görüşlerine başvurulan isimler. Görüşlerine değil, biraz bunlar ve yazanlar. İşte yazanlar yani. Yazanlar ve fakat bu Yayla'nın ismi yok. Fakat şunun ismi var. Yayla ile beraber bir sürü konferans vermiş olan Colin P. Clark diye bir adam var. Onun adı var. Yani enteresan. Şiddetle bu işlerle ilgilenenlere tavsiye ediyorum. Bir göz atmalarında yarar var.
internet ortamında tamamını indirmeniz mümkün. Amerika'da Pentagon'a, Amerika hükümetine rapor yazabilecek kadar. Tabii, hayır, yazdırılıyor zaten. Talep üstüne yazıyorlar. Yani işbirliğini vurguluyorsun. Gelecekteki Amerikan politikalarının belirlenmesinde ve CIA'nin politikalarının belirlenmesinde önemli bir katma değer getirdiği biliniyor bu Rand Corporation'ın raporlarının. Sadece Türkiye ile ilgili yazmıyor tabii. Bir girin bakın. Yani yazmadığı alan yok, endüstri yok, şey yok. Her alanda çok büyük, geniş kadrolara finansı olan, bu finansmanın sağlanmış olan bu kadrolar. Bunlar nasıl oluyor, bu kadar büyüdü derken, siz büyütmeseniz başkaları büyütüyor, baksanız. Evet. Bu nedenle şöyle, çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bu tamamen hani şey, AK Parti'nin uydurmasıdır. Bunu böyle köpürtüyor AK Parti. Şey, öcü yaratmak istiyor, darbe girişimi söz konusu, bundan yararlanıyor gibi bir tahlili. Kimse de öyle bir açıklama yapmadı zaten. Söylenti, muhalefetin iddiası bu. Muhalefetin, evet, iddiası bu. Böyle bakılırsa yazık olur, ayıp olur. Yani Red Corporation'a ayıp mi? Yani. Adam bunu son derece ciddiye almış yani. Ve de bayağı ciddi adamlarla oturulmuş, yazılmış. Bu Türkiye'nin mesela enteresan, Rand Corporation'ın 15 Temmuz öncesi Türkiye'de darbe girişimi olma ihtimali var diye bir raporu da yok hani. Yani böyle bir şey de yok. Şimdi bu manipülasyon olduğunu tahmin edebiliriz. Fakat buna rağmen Türkiye'nin bu raporu ciddi alıp tartışması lazım geldiğini düşünüyorum ben. Öyle mi? Tabii. Yani Rand Corporation'ın hangi raporunu Amerikan devleti eğer ciddi alıyorsa bizim de ciddi almamız lazım. Peki biz ciddi alıyor muyuz acaba, ne yapıyoruz? Ben Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını sormuştum. İpten iyi parti, iyi halde olsun, iyi günde olsun. Tahriklere de kapılmasınlar demişti. Bunu dün itibariyle dışarıdaki gelişmelere karşı içeride birlik olmak önemli mesajı olarak, böyle bir çağrı olarak algıladığınızı söylemiştiniz. Söylemiştim Bülent. Şimdi darbe girişimi söylentileri de var. Biraz ona da bağlayarak Ali Saydam yorumladı. Sen nasıl yorumlarsın? Tabii farklı yorumlar da beraberinde gelebilir. Biliyorsundur zaten Ankara'da konuşulanları. Tabii. Kısaca bir değerlendirirsen sonra Fikret abiye döneyim. Şimdi evet, ben şimdi bu konularda ihtiyatlı olunması gerektiğini düşünenlerdenim. Hı. Yani eğer biz devlet millet çizgisinde bir yaklaşımdaysak, hani dış politika, terörle mücadele, burada kanunlara saygılı herkes bu konuda devletin bekasını savunan bir çizgide olur diye düşünüyorum. Ama şimdi bazı konular böyle siyasetin alanına o kadar hızlı bir şekilde girip nüfuz ediyor ki, yani evet, bu rapor ciddiye alınması gereken bir rapor, kesinlikle onda hemfikiriz. Ama bu raporu okurken bir de ihtiyacı da elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi Amerikan müesses nizamına akıl veren bir kuruluştan, think tank görünümlü kuruluştan söz ediyoruz. Orada anahtar muhatap diye bir şey var. Yani bu darbe söylemleri bundan sonra çıktı. Ama sadece bu rapor değildir, onu da söyleyeyim. Anahtar muhatap da diyor ki, biz diyor Türkiye'de meşru muhalefeti desteklemeliyiz diyor. Meşru muhalefetten kasıt kim belli değil. Bunu saymıyor. Ama Milli Savunma Bakanı'nın ismi zikredilerek anahtar muhatap olduğu ifade ediliyor. Yani sanki Amerika'nın Türkiye'de muhatabı işte Hulusi Akar'mış gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte başındaki isim Milli Savunma Bakanı olarak ama aynı zamanda bir hükümet üyesi. Buraya aslında kurumların hafızasına, buradaki nizama bir kılçık atma tabiri caizse, burada kafalarda şüphe oluşturma amaçlı bir rapor olduğunu görüyoruz. Sızdırmanın amacı böyle okunmalı, böyle değerlendirilmeli. Sayın Hulusi Akar da zaten bunu bu şekilde açıkladı. Yani bunun iyi niyetli olmadığını, yapılan yorumların kötü niyetli olduğunu, kendisinin sanki hükümete karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kontrol eder bir mekanizma işlettiğini anlamına gelebileceğini söyledi ve bunun böyle okunması gerektiğini söyledi. Ben de böyle okuyorum. Yani bu bunu ayırın ve işte silahlı kuvvetlerle çalışın demiyor. Zaten Amerika'da doğal olanı anahtar muhatapla silahlı kuvvetlerle muhatap olmasıdır. Çünkü Türkiye'de bir NATO ülkesi. NATO'da ittifakımız olan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde bunu unuttu ama işte PKK, YPG ile terör örgütüyle işbirliğine soyundu. Ama bunun teknik şeyi böyledir. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da bakın çok önemli bu.
Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarına ya da bugün Gezi ile ilgili yapılan yorumlara dediğim gibi çok takılmamamız lazım. Ama geçmişte Sayın Bahçeli'nin de ilk başlangıcında bu eylemlerin tolere edilmesi yönündeki demecini ben çok net hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin bekasını, devletin birliğini, bütünlüğünü savunan bir lider olarak şu anda bu siyasi ayak polemiği, FETÖ'nün siyasi ayak polemiği, diğer siyasi tartışmaların Türkiye'de güç ve zaman kaybettirdiğini, siyasi partilerin ve iktidarın önündeki meselelere odaklanmasını engellediğini söylüyor. Bunları unutalım, yani tamamen yatsıyalım demiyor ama hafızayı donduralım diyor. Biliyorsunuz felsefede unutma diye bir kavram vardır. Yani siz acı olayları çözemiyorsanız, evet, bunu bir unutursunuz. Bu yok farz etmek değildir ama iyi niyetli bir sayfa açmak anlamındadır. Ben o açıdan önemsiyorum bunu. Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin geleceğinde jeopolitik kaynaklı belki siyasi bazı riskler gördüğünü düşünüyorum. Bu riskleri de bertaraf etmek için işte İdlib'ti, Suriye meselesinin geneliydi, Doğu Akdeniz'di. İşte Kıbrıs biliyorsunuz orada da sıkıntılar başladı. Akıncı'nın açıklamalarından sonra. Bu meselelere Libya'da da var. Odaklanılması gerektiğini söylediğini düşünüyorum ki devlet adamlığı yaklaşımı olarak değerlendiriyorum. Bunu bir siyasi hamle olarak kesinlikle görmüyorum. İyi Parti'nin de aslında verdiği mesajlara baktığımızda Sayın Bahçeli'nin İyi Parti'ye İP diye ifade ediyordu biliyorsunuz. İyi günlerde olsunlar demesi, adını zikretmesi anladığımız kadarıyla oraya da bir ışık verme ya da yeşil ışık yakma gibi değerlendirilebilir. İyi Parti'de de biliyorsunuz istifalar var. Işık? Belki önümüzdeki yeni gelecekleri. Yani onların da daha açık söyleyeyim, tamam, Ebru net hap şeyler seviyor. Millet İttifakı'nda HDP ile ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP ittifakı, HDP'nin dışarıdan desteklediği ittifak buradan ayrılıp meşru zeminde, yani kendi ifadesiyle söylüyorum bunu, meşru zeminde siyasetin yolunu açma anlamında bazı gelişimler olarak, bazı hamleler olarak değerlendiriyorum bunu. Yoksa siyasi partilerin kendi kurumsal kimlikleri var. Anladım. İstedikleri partiyle de ittifak yaparlar ama bu öneri aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul seçiminden, yani yerel seçimden, 31 Mart seçiminden sonra da Türkiye İttifakı adıyla ortaya atıldı, öne sürüldü ama sonrasında içi doldurulamadı bunun. Anladım. Havada kaldı. Ama Türkiye 2020 yılında hem içeride ekonomik bazı riskler hem dışarıda jeopolitik riskler, bu açıdan zor bir döneme giriyor bana sorarsanız. Çünkü ittifaklar da değişiyor. İşte Rusya'yla yaşananları son dönemde görüyorsunuz. Ben buna yönelik olduğunu düşünüyorum bu açıklamaların. Hem dışarıdan bir takım riskleri görüyor Devlet Bahçeli hem de ittifaklara dönük bir mesaj olarak da algılanabilir dedi. Fikret Bilas. Yeni partilerle birlikte tabii. Yeni partilerin kuruluşuyla birlikte ve bu iklimden, bu siyasi ayak ikliminden FETÖ gibi örgütlerin kalıntılarının ve dışarıdaki uzantılarının buradan faydalanabileceğini söylüyor Sayın Bahçeli. Peki. Bu konuda uyarıda bulunuyor. Fikret Bilas, sizin yorumunuz ne olur? Evet, Sayın Bahçeli'nin ifadesi dikkat çekiciydi. Önceki ifadelerine göre daha yumuşak, İyi Parti'yi muhatap alan bir ifade kullandı. Ben buradaki yaklaşımının Sayın Bahçeli'nin daha önce yaptığı bir çağrıyla beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bahçeli kısa bir süre önce İyi Parti'ye giden MHP'lileri de kastederek yuvaya dönmeleri gerektiği yönünde, kucaklarının açık olduğu yönünde bir çağrı da yaptı. Yani İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasından Cumhur İttifakı'nın rahatsız olduğunu biliyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti'ye dönük eleştirileri vardı. Ve bu eleştirilerin kaynağı da dolaylı olarak Bülent'in ifade ettiği gibi HDP'li seçmenin bu ittifakı desteklemesinden hareketle nasıl HDP'li dolayısıyla PKK'yla yan yana durursunuz gibi bir eleştiri seçim kampanyası boyunca da yürütüldü. Gerçi bu işlemedi, bu kampanya bir karşılık bulmadı ama önümüzdeki seçimler bakımından da yine Millet İttifakı'nı zayıflatacak veya onun en zayıf noktası
bu ittifakla HDP seçmeni arasında kurulacak ittifak. İşte bu bahane edilerek belki aynı milliyetçi kültürden gelen İYİ Partililerin Millet İttifakı'nı terk etmesine dönük bir çağrı olabilir diye değerlendiriyorum Ebru. Şimdi bu darbe söylentisini kaynağını Sayın Saydam açıkladı. Bu Rand Corporation evet önemli bir kurumdur. Hatta Derin Amerika olarak da bilinir. Zaten kuruluşu askeri bir kökene dayanır. Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kurulmuş bir kuruluştur. Sonra bütün Amerikan kuruluş sistemine hizmet veren bir think tank gibi çalışıyor ama Amerika'nın mesajlarını taşıdığı gibi dışarıya kamuoyuna yansıtmadan müesses nizamı bilgilendirdiği de bir anlamda istihbari çalışmalar yaptığı da bilinen bir kurum. Şimdi bu yayınlanan raporda bir cümleyi ve bir işareti esas alarak Türk basınında ne oluyor? Ordu'da yeni bir darbe hazırlığı var ama milletimiz uyanık olsun, böyle bir şey olursa hemen sahip çıkılsın. Hatta bir eski Büyükşehir Belediye Başkanı işte herkes bir düdük alsın. Eğer Twitter çalışmazsa, WhatsApp çökerse hemen dışarı çıkılsın. Bu darbe oluyor demektir. Böyle düdükle birbirini uyandırsın gibi de enteresan önerilerde bulunanlar da oldu. Evet. Ve bu darbe hazırlığı veya korkusuna, endişesine dikkat çekenlerin ortak özelliği de bu kalemlerin aslında iktidarı her zaman savunan kalemler olması. Bu 17-25'ten önce hem hükümeti, iktidarı hem Gülen cemaatini destekleyen isimler olması dikkat çekici. Ortak günleri bu. Yani bu taraftan kaynaklı bir endişe. Hükümete yakın kalemlerden gelen bir endişe. Sayın Saydam ifade etti. Soner Yalçın'ın dünkü yazısı çok enteresandı. Raporun hazırlanmasında anladığımız kadarıyla buradan kaçıp giden bir FETÖ'cü emniyet müdürünün de katkısı var gibi görünüyor. Yani hem FETÖ'nün Rand Corporation'daki aktivitesi, oradan rapora bir şey yansımış olması, hem de biz bir zamanlar cemaati ve hükümeti desteklemeye hala devam eden kalemlerin oradan yorumla bir darbe endişesi gündeme getirmeleri ve buradan hareketle de işte sokağa çıkılması gerekirse çıkılmalıdır gibi bir yoruma bağlamaları ve iktidar sözcülerinin de bu söylentiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir şey olması halinde herkes elinde ne var ne yok meydanlara çıkar yanıtı var. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tevessül bile edilemeyeceğini, bunu aklından geçirenlerin 15 Temmuz'a rahmet okuyarak anacaklarını ifade eden ifadeleri var ama muhalefetten çok fazla bir şey gelmedi. Yani bu konuyu tartışarak gündem değişsin istemedi muhalefet. Çünkü bu hata muhalefet partileri, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dahil gündemi değiştirmeye dönük bir atak olarak gördüler. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu Paris'in MYK toplantısında bu yönlü bir konuşmada yaptı. Şu anda böyle bir söylenti varsa demeye getiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hükümetin, bütün kurumlar hükümetin kontrolünde, istihbarat kurumları, savcılar, Adalet Bakanlığı keza öyle. O zaman bu söylentinin kaynağı nedir? Gider araştırırlar, bulurlar, ortaya çıkarırlar. Onlara sorulması gerekir diyor. Biz CHP olarak darbelerden çok çekmiş ve göğsümüzü gere gere de mücadele etmiş bir partiyiz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar diyor. Yani eğer böyle bir sistem varsa kaynak hükümete yakın, bütün kurumlar hükümetin emrinde, o halde bir araştırma yaparlar, sorgulama yaparlar, kaynağı ortaya çıkarırlar diyor ana muhalefet partisi. Bir diğer tespit belki eklenebilir. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiç olmadığı bir şekilde göz altında, soruşturma altında. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden bu tarafa sürekli TSK mensupları araştırılıyor. Telefonları, işte baylok mesajı var mı yok mu, halleri, hareketleri, işte ankesörlü telefon temasları, cep telefonlarının irtibatlarıyla hala sürüyor bu araştırma. Çünkü hala muvazzaf veya emekli olmuş subaylar veya subaylar gözaltına alıp götürülüyor FETÖ'cü oldukları için. Tabii. Bu kadar sıkı bir gözetim altında yeniden bir darbe örgütlemeni de bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten böyle bir şey olsa bu araştırmalarda herhalde tespit edilir. Üçüncü bir husus da şu. Şimdi FETÖ yargıdaki gücünü kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir tasfiye yaptı. Evet. Bu tasfiyeye giren subayların ortak özelliği de Cumhuriyet değerlerine bağlı Atatürkçü olarak bilinen generaller, amiraller ve subaylar. Evet. General ve amiral olması muhtemel subaylar da bunlara, albaylar da bunlara dahil.
önemli bir kısım 30 bine kadar vardığı söyleniyor sayının alt rütbelerle beraber tasfiye edildi. Tamam. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra bu kez oradaki FETÖ'cüler de tasfiye edildi. Önemli ölçüde. Hala bu tasfiye sürüyor. Eğer yakalanırsa yine gözaltına yargıya iletiyorlar. Yani şu anda Cumhuriyet değerlerine bağlı önemli görevlerdeki generaller tasfiye edildiğine göre FETÖ'cülerin de bir birlik komutanı olabilecek FETÖ'cülerin de TSK dışına çıkarıldığı bilindiğine göre denetimle hani, devam ettiğine kesin, göre hangi kesim darbe yapacak? Yani böyle bir oluşumun altyapısı, ortamı artık bence orduda yok. Hükümetin darbeye karşı olduğu biliniyor. En büyük en büyük darbeyi sadece hükümetin değil bütün Türkiye'nin işte bu FETÖ üzerinden evet. Yargıdaki etkiliğin üzerinden TSK'yı tasfiye etmesinden kaynaklandığını da en önce Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ve özü de diledi milletten ve Allah'tan. Dolayısıyla böyle bir şeye olanak verecek ortam yok diye düşünüyorum ben. Yani gerçekçi bulmuyorum bu darbe söylensi iddiasını. Peki devam edeceğiz. Amanca kısa bir ara. ...11 saat ve Habertürk Topora gündeme devam ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin dün İyi Parti tahriklere kapılmasın, iyi günde olsunlar açıklaması. İşte Rand Corporation'dan yola çıkarak siyasetin de sorulara maruz kaldığı darbe girişimi söylentileri. Buna dair yorumları aktardık. Geçmiş dönemlerde Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını belki Fikret bile yorumlamak da istersiniz. Ya da Hilmi Özkök dönemi çok tartışılıyor. O dönemde FETÖ ile mücadele edilmediği yönünde eleştiriler var. Ardı ardına bu eleştiriler dile getiriliyor. Bir de şöyle bakılıyor. Öyle bir dönemde Genelkurmay Başkanı'ydı ki işte muhtıralar, darbe girişimi söylentileri, başörtüsü tartışmalarının yine zirve yaptığı dönemlerde böyle bir dönemde görevdeydi. Çok da haksızlık yapılmasın diyenler de var. O dönemi çok iyi bildiğiniz için çok kısaca bir yorumunuzu alayım. Sonra biraz İdlib ve Suriye'ye konuşmak istiyorum. Evet Ebru, şimdi ben şunu söylemek isterim tabii. Şimdi bu FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalandığı ve üst makamlara kadar geldiği ve darbe girişimine cüret edecek kadar da kendini güçlü hissettiğini yaşadık. Şimdi Türkiye'de en iyi korunan kurum olarak hep Türk Silahlı Kuvvetleri bilinir. Ama görüldü ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nüfuz etmek de FETÖ'nün başardığı bir olay. Bu bakımdan şunu söylemek isterim. Aktif dahili olsun veya olmasın bütün komutanların da bu gelişmelerden sorumluluk duymaları gerekir. Yani benim görüşüme göre de sorumludurlar. Yani burada ister ihmal deyin, ister aldatılma deyin, ister başka bir gerekçe söyleyin. Ne olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri gibi dünyanın sayılı ordularından birine kumanda eden ve dünyanın en disiplinli ordularından biri olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terör örgütü bu kadar nüfuz edebilmiş ve yükselebilmişse bence bütün komutanların her kademede sorumluluğu vardır. Şimdi bu yönde açıklama Genelkurmay Başkanlarından doğrusu duymadık eski Genelkurmay Başkanlarımızdan. Bunun bir istisnası var. Sayın Necdet Özel bu konuda bir açıklama yapmıştı. Ben bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Ve hep bu acıyla yaşayacağım demişti. Hem de özür dilemişti milletten Genelkurmay eski başkanı olarak. Dolayısıyla bir sorumluluk mutlaka bence hissedilmeli. Çünkü her makamda oturan kendi sorumlu olduğu personelin niteliğinden ve çalışmalarından da sorumludur. O kadar ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaverleri, Genelkurmay Başkanları'nın bazı yaverleri, kuvvet komutanlarının yaverleri, ordu komutanlarının yaverleri FETÖ'cü çıktılar. Şimdi buraya kadar gelebilmiş bir personel, askeri personelin tespit edilmemiş olması, edilmiş olsa bile bir tasarrufta bulunmamış olması bence izaha muhtaç bir durumdur. Ki Cumhurbaşkanı yaverliğine kadar gelmiş. Ben bunu Sayın Özel'e sormuştum. Yani bu nasıl bir mekanizmadır ki Türk Silahlı Kuvvetleri gibi disipliniyle, araştırmasıyla bilinen bir kurum komutanların yanına FETÖ'cü subayları gönderiyor yaver diye. Bana şöyle söylemişti. Demişti ki yani Genelkurmay Başkanları, ordu komutanları yani üst rütbedekiler tek tek bütün subayları tabii bilemeyebilirler. Bize bu personel dairesinden gönderilir.
3 aday gönderilir. Üçünden birini komutan veya cumhurbaşkanı seçer. Demek ki 3 adayın 3'ü de FETÖ'cüden seçilip gönderildiğine göre personel dairesi başkanlığında bir sorun var demektir. Personel dairesi başkanlığında komutanlar atadığına göre demek orada da bir ihmal var, bir durumu kavrayamama hali var. Aktif olarak o komutan FETÖ'ye bağlı değilse. Bunu böyle izah ettikten sonra Sayın Hilmi Özkök'ün dönemini sordunuz. Sen aslında bütün komutanların dönemi itibariyle zorlu bir dönemlerde görev yaptıklarını söylemek lazım. Çünkü FETÖ zaten emniyete, yargıya ve TSK'ya sızarak sürekli rahatsızlık veren bir güç haline gelmişti. Şimdi sistem şöyleydi. Eski sistemde Yüksek Askeri Şura'nın terfi veya ihraç kararları yargıya kapalıydı. Bunu da askerlik mesleğinin kendinden, doğasından kaynaklanan bir kural olarak açıklarlardı. Bu nedenle de Yüksek Askeri Şura toplantılarına başbakan sembolik olarak başkanlık eder, birinci güne katılır, sonra askerlere bırakır. Komutanlar kendi geleneklerine göre, kendi değerlerine göre terfileri, işte uzatmaları, ihraçları yaparlardı. Şimdi 2002'de iktidar değişikliğinden sonra bu çalışma tarzında bir değişiklik oldu. Gerek Sayın Abdullah Gül'ün başbakanlığı zamanında, gerek Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı zamanında bu şuranın verdiği ihraç kararlarına şerh konmaya başlandı. Genellikle de disiplinsizlik gerekçesiyle atılırdı subaylar. İrticai faaliyete karışıklıkları tespiti yapılmış olsa bile öyle bir suç kavramı ifade edilmediği için disiplinsizlik sebebiyle ihraç edilmeye çalışılırdı. Ama şerh konulduktan sonra tabii bu ihraçların gerçekleşmesi mümkün olmadı. Sonuçta bu kararların tamamının Cumhurbaşkanı onayından çıkması gerekiyor. O onaylar verilmediği için de o ihraç işlemlerinde bir yavaşlama görüldüğünü söylemek mümkün. Tabii burada şunu da açıkça söylemek lazım. AK Parti iktidarının iktidara geldiğinde birinci dönem, birinci iktidar döneminde iki önemli politikası vardı. Bir tanesi Avrupa Birliği'ne doğru yönelen, ona yaklaşan, Avrupa Birliği'ne üye olmayı hedefleyen bir AK Parti gördük. Bunu demokratikleşme ihtiyacı olarak da ifade ettiler. Bunun aslında bir yönü de şuydu. Avrupa Birliği aynı zamanda demokratik haklar bakımından bir güvenceydi. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri içinde ve mevzuatında parti kapatmak hemen hemen imkansız bir olaydı. Çok nadir, istisnai bir olaydı. AK Parti bir kapatılma kaygısı taşıyordu. Avrupa Birliği'ne yönelmek o açıdan bir güvenceydi. Bir diğer amaç için söylüyorum. Tamam. Bir diğer önemli güvence de sürekli olarak Türkiye'deki mekanizmanın, yani AK Parti'nin vesayet dediği, hatta bürokratik oligarşi dediği, sivil ve asker oligarşi dediği vesayet sistemi şöyle işliyordu AK Parti'ye göre. Türk Silahlı Kuvvetleri işaret veriyordu. Yargıtay Başsavcılığı harekete geçiyordu. Anayasa Mahkemesi partiyi kapatıyordu. Nitekim AK Parti'nin içinden çıktığı Milli Görüş Hareketi'nin kurduğu partilerin tamamı kapatıldı. En son Fazilet kuruldu. AK Parti oradan çıktı. Dolayısıyla bu kapatılma riskinden kurtulmak için bu kurumların da bürokratik olarak değiştirilmesi, bu geleneğin bozulması, bu vesayetin kaldırılması gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de o mevcut bürokratların yerine asker veya sivil yeni bürokratların gelmesi gerekiyordu. Bu mekanizmaya girmeyecek. Ama AK Parti'nin çok yetişmiş bürokratı da yoktu. İşte o arada o zaman Gülen Cemaati olarak bilinen, henüz FETÖ olarak tanımlanmayan bürokratlar, asker ve sivil bürokratların önünün açılması gerekiyordu. İşte yüksek yargıyı özellikle 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğinden sonra yüksek yargıyı ele geçiren FETÖ, özel mahkemelere atanan FETÖ hakimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük davaları açmaya başladılar. Tutuklamalar yapmaya başladılar. Siyasi iktidarın bundan fazla bir şikayeti yoktu. Hatta Sayın Başbakan, o zaman Başbakan Sayın Erdoğan, ben bu davaların savcısıyım dedi. Evet. Ama sonra anlaşıldı ki bu daha subayların tasfiye edilmesi, yerlerine FETÖ'cü, evet, FETÖ'cü albayların general yapılması, generallerin komutan yapılması ile TSK'da böyle bir değişim yaşandı. Aynı şey yargıda da yaşandı. Tabii orada siyasi iktidarın görmediği, FETÖ'nün elde ettiği bu askeri ve sivil bürokrasideki gücünü bir gün dönüp Sayın Erdoğan'a ve AK Parti iktidarına karşı yöneltebileceği belki tahmin edilemedi. Yani tekim Sayın Erdoğan herhalde aldatıldık derken de kastı bu. Yani bu yapı değişikliğini gerçekleştireyim derken
kurulan yeni yapı başka bir vesayet, yani FETÖ vesayetini doğurmuş oldu. O da iktidara yöneldi. Yani darbelerden kurtulmak, askeri vesayetten kurtulmak, evet. Demokratikleşmenin yolunu açayım derken başka bir vesayete ve evet. Darbe sürecine, gelişim sürecine. Şimdi bu zemin üzerine komutanlara bakacak olursak. Hı. Şimdi Sayın Hilmi Özkök kendisi açıkladı zaten. Öyle bir suç tarifi yoktu. Biz evet. Bunu onun için uygulamaya koyamadık diye. FETÖ diye bir suç tanımlaması yoktu, Hilmi Özkök'ün, evet, Sayın Hilmi Özkök'ün komutanlığı sırasında MİT'ten bir rapor geldiğinde biliyoruz Sayın Özkök'e. FETÖ'cülerle ilgili bir rapor. Evet. Bu raporu Sayın Özkök uygulamaya konmamakla eleştiriliyor dedi. Ben kendisine bu soruyu da yöneltmiştim. Demişti ki imzasız bir ihbar niteliğinde ciddi bir resmi evrak niteliği taşımadığı için dikkate almadık demişti o zaman. Evet, ama fakat başka özel hayatla ilgili iddialar nedeniyle görevden almalar yaptı diye söyleniyor hemen akabinde buna. Evet, o iddialar da var. Sonrasında 2004 işte ünlü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Sayın Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde biliyorsunuz bir Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı çıktı. Hı hı. Sayın Erdoğan da o zaman başbakandı. Hükümete bu tavsiye kararı bildirildi. Bu kararın altında Sayın Erdoğan'ın da imzası var. Ama yine sonra öğrendik ki bu tavsiye kararını hükümet uygulamamaya karar vermiş ve refe kaldırmış. Hı. Bunu o zamanın bakanları evet. da ifade 2004. ettiler. O zamanın müsteşarının kitabında da var. Yani siyasi otorite böyle bir mücadeleye gerek görmüyordu. Hatta ben şunu da anımsıyorum. Bizim kırmızı kitap dediğimiz tehdit algılaması siyaset belgesinde değişiklik yapılmıştı. Yani iç düşman olmaz, irticai faaliyet ne demek gibi oradaki tercihler ve değerler değiştirilmişti. Yani evet. siyasi otorite bu görüşte değildi. Anladım. Bu süreç içerisinde Sayın Büyükanat'ın Genelkurmay Başkanı olmaması için çaba gösterildi. Sayın İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olmaması için çaba gösterildi. Hı. Ve Sayın İlker Başbuğ, FETÖ'ye karşı ilk kamuoyuna açık tepkiyi veren Genelkurmay Başkanı'dır. 2009 yılında Nisan ayında İstanbul'da toplanan Harp Akademileri'nin açılış konuşmasında Sayın Başbuğ çok açık bir şekilde Gülen cemaatini hedef alarak bir konuşma yaptı. Ve ondan sonra da zaten cemaatin hedefi haline geldi ve bu daha tutuklamaya kadar da geldi. Dolayısıyla hangi komutan zamanında somut olarak neler olduğuna tabii çok hakim olmamız mümkün değil ama benim Nedim Şener yazmış. Hepsinin sorumlu olduğu yönünde. Sizin kanaatiniz. Nedim Şener, İsmail Hakkı Karadayı döneminde Fethullahçılık gerekçesiyle ihraç edilenlerin sayısının 229 olduğunu söylüyor. Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, işte Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ'u karşılaştırmış. En fazla ihraç Karadayı döneminde 229 kişiyle. Ama tabii belki Nedim Şener'in dikkate alması gereken bir husus da demin ifade ettim ben. İktidar değişikliğinden sonra şerh konulmaya başladı. Aynen. İsmail Hakkı Karadayı'dan sonradır o. 2002'de hem İlmi Özkök yeni Genelkurmay Başkanı oldu hem de 2002 Kasım'ında AK Parti tek başına iktidara geldi. Ondan sonra Sayın Vecdi Gönül Savunma Bakanı olarak, Sayın Gül Başbakan olarak, Sayın Erdoğan Başbakan olarak bu ihraçlara şart koydu. Bu yaklaşımla mücadele etmekte biraz zorlaştı diyorsunuz aynı zamanda. Tabii çünkü iktidar aynı kanaatte değildi. Daha önce öyle bir frenlemesi yoktu iktidarın. Peki. Kıbrıkoğlu zamanında veya Karadayı zamanında. İttifaklarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz ya da bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Emi Paşa ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Birinci elden duyduğum bir şeydir, olaydır. 2004'te bir rahatsızlık ifadesiyle üst düzey komutanların Hilmi Özkök'e gittikleri ve bir darbe için ortamın artık oluştuğunu ifade ettikleri, Hilmi Özkök Paşa'nın da bu bütün hepsini bir araya toplayıp ondan sonra zaman kazanmaya çalışıp çok ciddi bir şekilde 2004'teki darbe girişini engellediği konusunda birinci elden komutanlardan duyduğum bir şey vardır. Doğru. Yani bir kere Hilmi Özkök'ü şu anda vizöre koyup ateş etmeden önce bunun, bunun bilinmesinde yarar var. Yani orada bir ciddi darbe girişimini engellediğini bilmekte yarar var. Yani bu
kendi objektif koşullarında değerlendirmek lazım. Yani bu şuna benziyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde işte kardeş katliamını ve öldürülmesini mübah kılması Fatih Sultan Mehmet ve sonrasında işte çok ciddi eleştirildi. Mesela İlber Ortaylı bunu çok iyi anlatır. Neden bunun gerekli olduğunu ve maalesef bunun yaşadığını ama bunun yürütüldüğünü. Böyle bir ifade olmadan Avrupa'da Fransa ve İngiltere Krallığı'nda bunun daniskası uygulanmış ama yani herkes birbirini doğramış ama bizde bir gelenek olarak ifade edilmiş. Kendi objektif koşullarında bakmak lazım. Yani 2004, 2005, 2006 o yıllarda FETÖ'nün nasıl bir kendini gizlemiş olduğunu. Ben bir sürü aydın münevver insan tanıyorum. Bu FETÖ'nün okullarına sahip çıkıp onları takdir etmiş olanları. Yani Amerikan misyoner okullarına karşı işte bakın. Ben de bir sürü insan tanıyorum ki çok mesafeli durmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, senin tanıdığın bir sürü insanın içinde de bir sürüsü hakikaten bak bu okullarda çok iyi işler yapılıyor dediğini de biliyoruz. Yani ben büyümeden önceden bahsediyorum. Şunu demek istiyorum. Büyüdükten yani, sonra çok tanıdım seni. Kendi koşulları içinde bakmakta yarar var. Yani bu o yüzden bu İlmi Özkök'e karşı yürütülen bu iddianın ben o dönemi de vicdansız, düşünülerek vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha yaklaşmak lazım konuya. İlker Paşa FETÖ'yü ilk defa ifade eden dedi Fikret Bey, çok doğrudur. Peki İlker Başbuğ kim getirdi o görevi, ona da bakmak lazım. Yani hani diye çok önemli bir şey söyledi tabii Fikret Bey. Personel daire başkanını kim atıyor, onu tabii, atayan kimdi falan. Şimdi böyle bakar. Seçeceksem, üçü de FETÖ'cüyse ne yapacağız? Evet, bravo. Şimdi bu bağlamda bakarsak çözemeyiz. Yani anladım. O inanılmaz bir, yani Latince eufori diyorlar. Öyle bir ortam yaratmış ki o FETÖ. İnanılır gibi değil yani. Bir de Türkiye'nin ortamı ya, da darbeler, enteresan. Parti kapatmaları. Hayır, sonra başka 15 meseleler. Temmuz, 15 Temmuz sonrasında şunu gayet iyi biliyoruz ki kendilerinin yok etmek istediği bazı insanları FETÖ'cü diye ihbar etmişler ya, yani falan. Öyle bir şey var. Yani, çok evet. Enteresan değil mi yani? Evet, böyle bir erdemler malzemesi, değerler sistemi falan yok bunlarda. O nedenle oraya dönüp oranın o zamanın koşulları içinde değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum açıkçası. Peki. AK Parti grup toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye doğru ilerliyor. Birazdan döneceğiz. Bizim program bitiyor demektir. Merak ettiğim bir şey var. İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunda. Çok kısaca yorumunuz ne olur? Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir iddia var. Biliyorsunuz İş Bankası'nın hisseleri devredildi ve diye, yani buradan zaten CHP paramara almıyor bildiğimiz kadarıyla o almıyoruz işte. Evet. Sadece Atatürk'ün o işte vasiyetini. Temsili bir şey var. Bunu bir siyasi, şöyle iddia şu. Bir siyasi partinin ki bunda artık başladı, ben yorumunuzu sonra alayım. Devlet bu işe baksın diyorlar. Siyasi parti değil diyorlar. Bu kadar. Peki devlet mi baksın? Diyorlar. Evet. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor grup toplantısında.